Evet arkadaşlar, fiberoptik ağlar ikinci hafta dersinde beraberiz. Bugün bir giriş yapacağız optik ağlara. Optik ağlar neler vaat ediyor? Bizim ihtiyaçlarımız nelerdir? Bu konuda bir karşılaştırma yapacağız. Ve günümüz teknolojisinde fiberoptik ağlar bize ne kadar fayda sağlıyor? Bununla ilgili bazı slaytlarımız olacak. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta veri tufanından bahsetmiştim. Günümüzde inanılmaz miktarda sayısal veri üretiliyor. Yine The Economist'in 2013'teki kapak dosyasından bahsetmiştim, veri tufanı adı altında. Ve orada Cisco'nun 2013 yılı için bir tahmini vardı. Diyordu ki internet üzerinde akan verinin 667 exabyte'a ulaşacağını söylüyordu. Exabyte dediğimiz şey aslında çok büyük bir rakam. Yine geçen hafta katılanlar için söylemiştik, yine tekrar edelim. Arkadaşlar, megabyte hepimiz biliyoruz. Megabyte'ın üzerinde gigabyte var. Onun üzerinde terabyte var. Onun üzerinde ne var? Petabyte var. Petabyte'ın üzerinde de exabyte var. Şimdi yine exabyte'ın büyüklüğünü anlatmak için geçen hafta şu örneği vermiştik. Bir exabyte bilgiyi arkadaşlar siz kağıt üzerine dökmeye kalksanız 530 trilyon sayfa eder. Ve bir ağaçtan arkadaşlar yaklaşık olarak 94.220 sayfa çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla 1 exabyte bilgiyi kağıda dökmek için yaklaşık olarak 500 milyar ağaç ihtiyacınız var. NASA 2005 yılında bir araştırma yaptı. Uydu fotoğraflarıyla dünyada kaç ağaç olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Dünyada 400 milyar ağaç var. Tabii o 2005'teydi, muhtemelen şimdi daha azdır ama. Yani dünyadaki bütün ağaçları feda etseniz 1 exabyte bilgiyi kağıda dökemiyorsunuz. Ve Cisco'nun yaptığı tahmin arkadaşlar 667 exabyte, bu da internette akan veri, kaydedilen veri değil. Dolayısıyla internette çok fazla veri akıyor ve bu büyük verilerin arkadaşlar yüksek kapasitede ve çok yüksek hızlarda iletime ihtiyaç var, anahtarlamaya ihtiyacı var. Ve burada fiberoptik ağların önemli bir özelliği karşımıza çıkıyor ve bunu çok fazla duyacaksınız: dalga boyu bölmeli çoklama. Wavelength Division Multiplexing diye İngilizcesi geçiyor, WDM diye kısaltması var ve biz bu WDM'i çok fazla kullanacağız. O yüzden mutlaka sık sık bunu hatırlamaya çalışın arkadaşlar. Bu şekilde tahtada da görünsün. Dalga boyu bölmeli çoklama teknolojisi fiberoptik ağları bizim için çok önemli kılıyor. Çünkü çok yüksek kapasiteye ulaşmasını sağlıyor. Ve bundan dolayıdır ki arkadaşlar, şimdiden ve gelecekte fiberoptik ağlar haberleşme ağlarının vazgeçilmez bir parçası olacak gibi görünüyor. Şimdi bir optik katman var, fiberoptik ağların yer aldığı ve bu optik katmanın nerede olduğu sorusu var. Bilgisayar ağları dersinden iyi kötü hatırlarsınız, belli bir katmanlar vardı. En aşağıda hangi katman vardı arkadaşlar? Fiziksel katman vardı. Onun bir üstünde veri bağı katmanı vardı. İşte ondan sonra işte çıkıyordu network katmanı, TCP IP katmanı vesaire. En aşağıda fiziksel katman var. Fiberoptik ağlar da bu fiziksel katmanda gibi duruyor ama onun bir üzerinde. Fakat veri bağı katmanında değil, ikisinin arasında. O yüzden böyle 1,5. katman diye ifade edilen bir yerde bulunuyor. Çünkü sadece fiziksel bir yapı değil, kendi kontrol mekanizması var, kendi ağ yapısı var. Ve biz bunları göreceğiz bu dersimizde. O yüzden en aşağıda gibi görünüyor ama aslında altta yer alan ve üst katmanları destekleyen bu kısım çok önemli, devre anahtarlamalı bir ağ. Siz bilgisayar ağlarında hatırlarsınız, IP ağları nasıl anahtarlama yapıyordu? Paket anahtarlama yapıyordu. Şimdi biz burada paket anahtarlama değil, devre anahtarlamayı göreceğiz optik ağlar için. Ve optik ağların üzerinde arkadaşlar IP katmanı olabilir, sanal devreler olabilir, işte eski telekom yapıları, Sonet SDH olabilir, MPLS gibi yapılar olabilir diyoruz. Şimdi hep fiber hızı, işte ışık hızı vesaire diye bahsediliyor. Ama gerçekten fiber optik ağlar ne kadar hızlı, ona bakacağız. Bu resimde gördüğünüz bir fiber optik kablo. Aslında bu kablonun içerisinde bir sürü fiber var. Bu kıl gibi yapıların her biri birer fiber. Ve aslında fiber dediğimiz şey de ufak cam tüpler arkadaşlar. Ve bu cam tüplerin içerisinde ışık ilerliyor. Bunun nasıl ilerlediğine de zaten bakacağız. Şimdi ışık ne kadar hızlı boşlukta? 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Değil mi? Saniyede
3 çarpı 10 üzeri 8 metre veya saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor. Çok çok hızlı. 1 milyar kilometre demek bu saatte veya daha küçük ölçekte bakarsınız nanosaniyede. Yani saniyenin milyardı birinde arkadaşlar 30 santimetre şu kadar gidebiliyor demek ışık. Yani inanılmaz büyük bir hıza sahip ışık dediğimiz şey. Fiber kablo peki nedir? Fiber kablonun arkadaşlar dediğim gibi ham maddesi cam. Camın ham maddesi ne? Kum. Değil mi? Dünyada kum gibi var. O yüzden çok fazla kum var, çok fazla cam üretilebilir. Fiber optik kablo üretmek o anlamda avantajlı. Ve ışık arkadaşlar fiber optik kablo üzerinden dersin ikinci yarısında vaktimiz kalırsa bir YouTube videosunda da göstereceğim. Direkt değil, duvarlarına yansıyarak ilerliyor. Belirli bir kırılma indisinden faydalanarak. Fiberdeki ışık arkadaşlar ışığın boşluktaki hızı kadar hızlı değil ama onun 3'te 2'si kadar hızlı. Yani gene çok büyük bir hıza sahip. Yaklaşık olarak saniyede 200 bin kilometre diyebiliriz fiberdeki ışığın hızına. Tamam, hızlı. Peki hızlı demek kapasitesi de yüksek mi demek? Ona bakalım. Arkadaşlar genel itibariyle hız eşittir kapasitedir. Çünkü ne kadar hızlı iletebildiğiniz bir veriyi o iletim kapasitesiyle alakalıdır. Ve son teknolojileri arkadaşlar bir fiberdeki ışık saniyede 1 terabit per second kapasiteye sahiptir. Yani saniyede 1 terabit bilgiyi geçirebilirsiniz. 1 terabit bilgi dediğimiz 1000 gigabit bilgi. Bunu rahatlıkla geçirebiliyorsunuz son teknolojileriyle. Tabii bu bir fiberde dediğim şey aslında bu kablonun içerisindeki bir kılcıktan bahsediyorum, bir fiberden bahsediyorum. Bu bir fiber kablonun, ince kablonun içerisinden bu yüksek kapasitede bilgiyi geçirebiliyorsunuz. Şimdi bu dalga boyu bölmeli çoklama dediğimiz teknoloji biraz burada işin içine giriyor. Dalga boyu arkadaşlar, ışığın her bir rengi farklı bir dalga boyuna sahiptir. Işığın frekansı gibi düşünebilirsiniz siz bunu. Ve dalga boyu, farklı dalga boylarında aynı fiber içerisinde gönderim yapabiliyorsunuz, birbirlerine karışmıyorlar. Yani görünür ışık kullanılmıyor, görünür renkler kullanılmıyor ama örnek olarak söylüyorum. Diyelim ki kırmızı ışık gönderiyorsunuz, bir de mavi ışık gönderiyorsunuz. Bu kırmızı ve mavi ışık aynı fiberin içerisinde birbirine karışmıyor. Dolayısıyla aynı fiberin içerisinde farklı dalga boyları üzerinden farklı sinyaller gönderebiliyorsunuz. Ve şu anki teknolojilerle yaklaşık olarak 160 farklı dalga boyunda aynı anda veri gönderebilirsiniz bir tane fiberin içerisinde. Yani bu 160 farklı dalga boyu da yukarıda bahsettiğim 1 terabit per second hızında çalışabilir. Bir fiber kabloda arkadaşlar yaklaşık olarak diyelim ki 400 tane fiber var. Tabii bu kullandığınız alana göre değişir. Çok daha fazla da olabilir, çok daha az olabilirdi. Hatta tek fiberli kablolarda mevcut. Ama genel itibariyle işte iletim hatlarında 400 tane fiber bulunabilir. Böyle ortalama bir kablonun arkadaşlar bu durumda kapasitesi şöyle hesaplanabilir. Her bir fiber, bu 400 tanedeki her bir fiber 160 farklı dalga boyunda iletim yapabilir. Bu 160 farklı dalga boyunun her biri de 1 terabit per second hızında iletim yapabilir. Bu demektir ki arkadaşlar 64 petabit per second bir fiber kablodan iletim kapasitesi sağlayabilirsiniz. 64 petabit per second demek 64 bin terabit per second demek. Yani 64 milyon gigabit per second demektir. Çok fazla veriyi bir tane fiber kablodan geçirebiliyoruz. Şimdi biz dersimizi işlerken arkadaşlar haberleşme ağının bu genel görünümü üzerinden gideceğiz. Bu genel görünüm üzerinde her bir katmanda fiber teknolojinin, optik teknolojinin nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. Şimdi bu genel görünümde aşağıda arkadaşlar en aşağıda kim var? Siz varsınız, ben varım, anneniz, babanız, işte arkadaşınız, herkes var. Yani son kullanıcılar var. Bu son kullanıcılar arkadaşlar haberleşme ağına ilk katıldıkları anda İlk çıktıkları ağın adına erişim ağı diyoruz biz. Bu erişim ağı işte belli birkaç kilometreyi kapsayan bir ağ, belli bir mahalle, belli bir bölgeyi kapsıyor ve halka yapıya sahip toplanan bilgileri alıyor arkadaşlar. Bu hub dediğimiz yapılar toplanan bilgileri alıyor ve telekom ofislerine gönderiyor. Sizin ilk çıktığınız ağ bu erişim ağı. Dağıtımlı halkalar olarak ifade ediliyor. Halka yapısına sahip devamlı bir dönüş var orada. Ve mevcut teknolojiler bu erişim ağında kullanılan
ne var? Dial-up var. Gerçi hala dial-up var mı bilmiyorum ama hatırlarsınız eskiden 56K modemler vardı. İnternete bağlandığımız zaman böyle garip sesler çıkartırdı modem. Böyle beklerdik bir saat bağlansın diye. Var mı o modemlerden kullanan aranızda? Hemen hemen herkes bir şekilde kullanmıştır. Ya tek yaşlı ben miyim? Dial-up modemlerden sonra ne geldi karşımıza arkadaşlar? DSL teknolojisi geldi. ADSL, şimdi VDSL var. Bunlar da belli bir anlamda bize hız kazandırdı. Türkiye'de yok ama işte Amerika'da, Avrupa'da, Avustralya'da ya da işte Uzak Doğu'da cable modem teknolojisi var. Yani kablolu yayın yapan hatların kullanıldığı cable modem, kablolu modem teknolojisi kullanılıyor. Bu da iyi bir iletim hızına sahip. Fakat biz son kullanıcılar biraz açgözlüyüz galiba. Bunlar bize yetmiyor. Çünkü daha fazlasını istiyoruz. Çünkü istediğimiz her an, her şekilde, istediğimiz herhangi bir cihazla biz haberleşme ağına, internete çıkmak istiyoruz. Şimdi eskiden bir evde arkadaşlar internete çıkan bir tane cihaz olurdu. Bir bilgisayar olurdu. Bazen bir apartmanda ya da bir yurtta birkaç tane olurdu. Şimdi yani bir evde her bir bireyin internete çıkan birer cihazının olması dışında bir bireyin birden fazla cihazı var. Aynı anda laptopunuz da çıksın istiyorsunuz, PC'niz de internete çıksın istiyorsunuz, telefonunuz da çıksın istiyorsunuz, varsa tabletiniz de çıksın istiyorsunuz. Ve şimdi giyilebilir akıllı cihazlardan bahsediliyor. Akıllı saatlerden bahsediliyor değil mi? Saatiniz de internete çıksın istiyorsunuz. Ya da işte bir masa saatiniz var, çalar saatiniz. İnternetten bilgi alıp size günlük olarak hava durumunu bildiriyor mesela. O da internete çıksın istiyorsunuz. Devamlı olarak böyle coşkun bir halde internete bağlanma ihtiyacı hissediyoruz. Hatta şu anda yeni binamıza internet sıkıntısı çeken var mı aranızda? Çok iyi çekmiyor sinyal diyen var değil mi? Ve konuştuğum arkadaşlar hep böyle hayatları kararmış gibi davranıyorlar. Biraz bağımlılık da olmuş durumda. Ve bizim bu son kullanıcılar olarak taleplerimiz bitmiyor. Devamlı olarak daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyuyoruz. Bir diş, iki diş bize yetmiyor. Full çeksin her yerde istiyoruz. O yüzden şu anki mevcut teknolojiler arkadaşlar biraz sıkıntılı. Yine yukarıki taraflarda, omurga ağlarda yani şehirleri, ülkeleri birbirine bağlayan ağlarda çok fazla problem yok. Ama genelde bu kısım biraz dar boğaz oluşturuyor ve kullanıcılar her zaman yüksek bant genişliği talep ediyor. İşte en ucuz şekilde bu talep nasıl karşılanır diye sorduğunuz zaman cevap arkadaşlar optik teknolojide yatıyor. Bu erişim ağlarındaki optik teknolojilere biz PON diyeceğiz. Passive Optical Networks'ın kısaltılmışı Passive Optik Ağlar. İlk başta bu temel yapı taşlarını tanıdıktan sonra optik teknolojilerin PON teknolojisini tanıyarak başlayacağız. Yani internete ilk adımımızı attığımız anda. Ve burada arkadaşlar şu tabiri göreceksiniz. FTTX diye. Buradaki küçük X harfi yerine koyduğumuza göre teknolojinin ya da fiber kablonun geldiği yerin değiştiğini göreceğiz. Mesela X yerine H koyarsanız arkadaşlar FTTH Fiber to the Home demek. Yani eve kadar internet demek. Bu eve kadar internet Türkiye'de henüz yok. Şu demek eve kadar internet. Güney Kore'de mesela çok yaygın. Bu plug var ya yani priz var ya arkadaşlar. Yani internet kablosunu taktığınız yer. Taktığınız anda direkt fiber var orada. O noktaya kadar fiber gelmiş demek. Buna Fiber to the Home diyoruz. Küçük X yerine arkadaşlar bu home anlamında ev demek. Küçük X yerine arkadaşlar N koyarsanız mesela Fiber to the Neighborhood yani mahalleye kadar belirli bir bölgeye kadar internet anlamına geliyor. Şu anda hani fibernet hizmeti olarak satılan değişik kurumlar fiber işte internet getiriyoruz dedikleri aslında şu an için bu. Yani mahallede belli bir noktaya kadar geliyor veya şu anda yeni kurulan sitelerde arkadaşlar sitenin dışındaki kutuya kadar geliyor. Ondan sonra evinize ama normal kablolarla ilerliyor diyebiliriz. Şimdi erişim ağlarının bir üstünde arkadaşlar metro ağları var. Metro ağları da telekom ofislerini birbirine bağlayan halka yapılar. Yani diyelim ki şu an Sakarya'dayız. İşte Adapazarı'nda bir telekom ofisi var. Atıyorum Arifiye'de var, Karasu'da var. Bunları birbirine bağlandığı ya da işte Doğu Marmara'nın tamamen birbirine bağlandığı
bir metro halkası var. Ve burada da arkadaşlar biz optik metro halkalarını göreceğiz teknolojik olarak. İşte onlarca kilometreye yayılan ağlar bunlar. Yine hala halka yapıdayız. Halka yapıdan çıkamadık. Arkadaşlar şu anda mevcut teknoloji bunlar da SONET ya da STH dediğimiz teknolojiler. SONET genelde Amerika'da kullanılan, STH ise Avrupa'da. İşte Türkiye'de eski kullanılan teknolojiler. Ayrıntıları bilmenize gerek yok. Sadece isimlerini bilmeniz için buraya koydum. Ama şu anda burada optik metro halkaları kullanılmaya başlandı ve gelecekte de daha fazla kullanılacak. Ve biz o teknolojileri tanımaya çalışacağız. Metro halkalarının bir üstünde de arkadaşlar omurga ağları var. Omurga ağları dediğimiz şehirleri, ülkeleri ve hatta kıtaları birbirine bağlayan ağlar. Bu ağlar, uzun mesafeli bu ağlar, diğerlerinden farklı olarak arkadaşlar halka yapıda değil, örgüsel yapıda. Yani artık bir belli bir topoloji var ve bu örgüsel yapıya İngilizce'de mesh deniyor. Mesh topoloji. Türkiye'de de bu terim aslında bu jargonu kullanan insanlar arasında yerleşmiş. Bazen örgüsel dediğin zaman kimse anlamıyor ama mesh dediğin zaman daha çok anlaşılıyor. Hatta wireless mesh deniyor, kablosuz örgüsel ağlar. O yüzden mümkün olduğu kadar arkadaşlar birçok yerde parantez içinde bütün terimlerin İngilizcesini de yazmaya çalıştım. Yapacağınız araştırmalarda göreceksiniz ki zaten daha çok İngilizceleri kullanılıyor. Bu sıralamayla biz bu dersimizde optik teknolojilerin kullanılışını göreceğiz. Erişim ağları, PON'lardan başlayacağız, optik metro halkalarından başlayacağız. Daha sonra omurgalı nasıl kullanılıyor onları inceleyeceğiz. Şimdi biraz telekom iş modellerinden bahsedelim. Daha iyi anlamak adına optik ağların nerede olduğunu. Birinci arkadaşlar iş modeli, ağın toprağın altından başlayarak sahibi olan bir iş modeli ve aynı zamanda arkadaşlar IP tabanlı servisler sağlıyor, hizmetler sağlıyor bu iş modelinde bulunan şirketler. Yani hem fiber optik ağa sahip, toprağın altındaki optik ağa sahip, hem de insanlara IP tabanlı servisler, hizmetler veriyor. Mesela Türkiye'de kim var bu işi yapan? Türk Telekom var, değil mi? Optik ağa sahip altta, üst tarafta da yine IP hizmetleri veriyor. Yine Süper Online kendi web sitelerinde yazdıklarına göre fiber optik ağa sahipler yine IP hizmetleri veriyorlar. Bir de ikinci bir iş modeli var arkadaşlar. Bu ikinci iş modelinde de arkadaşlar fiber optik ağlara sahip bunlar ama IP tabanlı servisler sağlamıyorlar. Ne yapıyorlar? İletim kapasitesi kiralıyorlar. Diyorlar ki IP tabanlı servis sağlayacak varsa benim kapasitem var, bu kapasitemi kiralayabilirim. Siz de gidip IP tabanlı servis sağlayabilirsiniz diyorlar. Şu anda fiber optik altyapısına sahip olmayan ve Türkiye'de işte IP tabanlı servis sağlayan firmalar bu optik hatları işte Türk Telekom'dan veya Süper Online'dan muhtemelen kiralıyorlar ve bu şekilde yapıyorlar. Bu da iş modeli 2 diyoruz. Pardon, az önce verdiğim örnek iş modeli 3'tü. Yani gidip kiralayan kişiler. İş modeli 3 dedi arkadaşlar. Fiber optik kablolara sahip değiller. O ağ yapıları yok. Fakat IP tabanlı servis sağlayacaklar. Ne yapacaklar? Gidip bunları 3. taraflardan kiralayacaklar veya satın alacaklar. Bu da iş modeli 3 olarak geçiyor. Bu ikisi arkadaşlar birbirini tamamlayıcısı. Biri kiralıyor, diğer tarafta kiralayan taraf. Bunların ikisinin birleşimi iş modeli 1'i oluşturuyor. Yani hem optik ağlara sahip alt tarafta hem de IP tabanlı servisler sağlıyor. İş modeli 4'te ise arkadaşlar bant genişliği simsarı, yani bandwidth broker dediğimiz bir model. Türkiye'de bu model yok. Çünkü bunun için ciddi bir rekabet oluşmuş olması gerekiyor. Henüz bu rekabet ortamı oluşmadı. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Bir nevi komisyoncu gibi. Birine soruyor, senin diyor kiralamak istediğin kapasite mi var? Evet var. Öbürüne soruyor, senin kapasiteye mi ihtiyacın? Evet var. Bunların ikisini bir araya getirip anlaşmadan komisyon alıyor. Veyahut da kendisi işte o kapasite satandan kapasiteyi alıyor, daha yüksek bir fiyata başkasına kiralıyor. Bu şekilde yapıyor. İş modeli 4, dünyada birçok yerde şu anda başlamış ve hızla ilerleyen bir iş kolu olmasına rağmen Türkiye'de henüz yok. Bunun ilerlemesi için de fiber optik ağ altyapısına sahip daha çok firma olması gerekiyor. Fakat işte biraz
problematik oluyor bu çünkü fiber optik kablo döşemek için toprağı kazmanız gerekiyor. Türkiye'de toprağı kazdığınız her yerde bir problem çıkma ihtimali var. Tarihi bir yerden geçiyorsanız kazıyorsunuz. İşte 3000 yıl önce biri yemek yemiş 60 kabı. O kap bulunduğu için duruyor her şey. Geliyor tarihçiler bakıyor. Tarihçiler kızmasın bana da. Ne oluyor? Tam olarak elektrik hattının ya da işte su borularının nereden geçtiğini bilmediğiniz için kazma yaparken takıyorsunuz, iş duruyor. O yüzden zahmetli bir iş, yasal prosedürü çok zor. Ama ileri doğru daha fazla tahmin ediyorum alınabilecektir bu tür şeyler. Şimdi bir de 3 boyutlu olarak bakalım arkadaşlar bu iş modellerine. Dediğim gibi en alt katmanda optik katman var. Fiber optik kabloların yer aldığı katman. Bunun bir üzerinde arkadaşlar direkt IP katman da olabilir ya da bir ara katman da olabilir. Burada biz bir ara katman varmış gibi düşünüyoruz. Ve ileride göreceğiz ki arkadaşlar alt tarafta ışık yolu dediğimiz light path, ışık yolu olarak ifade ettiğimiz bazı optik devreler var. Devre anahtarlamalı dedik ki optik ağ için. Örneğin burada şu lokasyondan bu lokasyona arkadaşlar bir tane morla gösterdiğim ışık yolu var. Bu morla gösterdiğim ışık yolu üst katmanda arkadaşlar sanal bir bağlantı oluşturuyor. Yukarıdaki bunu mor ışık yolunun hangi fiziksel lokasyonlardan geçtiğinden bir haber. Bilmesine de gerek yok. Yani bu buradan da geçirseniz sıkıntı değildi. Şu yukarıdan da dolaştırsanız sıkıntı değildi yukarıdaki için. Yukarıdaki işte A noktasından B noktasına direkt bir bağlantım var. Bir kapasitem var diyebiliyor. Bu şekilde yapacağız biz bu dalga boyu atamalarını falan göreceğiz. Sadece burada biraz ipucu vermiş gibi olalım. Bu ikinci katman üzerine başka bir katman daha ilave edebilirsiniz. Şimdi iş modeli 2 dediğimiz arkadaşlar tam olarak bu noktada duruyor. Yani kendisi bu alt katmana sahip, optik katmana sahip, fiber kablolara sahip ama IP tabanlı hizmetler vermiyor. Ne yapıyor? Kapasitesini kiralıyor. İş modeli 3 ise üst tarafta duruyor. Yani bu kapasitelere sahip değil, bu kapasiteleri kiralıyor iş modeli 2'den ve IP tabanlı hizmetler veriyor. İş modeli 1 ise dediğim gibi yukarıdan aşağı bütün ağların sahibi olan kişi. İş modeli 4 dediğimiz ise bu iş modeli 2 ile 3'ü bir araya getiren, ikisinin arasında duran iş kolu olarak karşımıza çıkıyor. Var mı sorusu olan bu kısma kadar? Yok. Şimdi arkadaşlar birkaç terim var, jargon var bilmemiz gereken. Onların üzerinde duralım. 3 tane terim göreceğiz şu anda. Trafik mühendisliği, ağ mühendisliği ve ağ planlaması. Belki başka derslerde görmüş olabilirsiniz. Burada tekrar üzerinde duracağız. Bunların kısa tanımları var 3 tane. Bu kısa tanımların üzerine biz ayrıntıları da koyacağız ama trafik mühendisliğini arkadaşlar kısaca şöyle ifade edebiliriz. Bant genişliği neredeyse trafiği oraya koy olarak ifade ediyoruz. Yani size bir trafik talebi var, gelen bir trafik var ve biliyorsunuz ki bant genişliği işte burada geniş, şurada dar. Ona göre trafiğin yönlendirmesini yapıyorsunuz internet trafiğinin, haberleşme trafiğinin. Bunu gerçek trafikle analojisini, benzetmesini yaparsak şöyle diyebiliriz. Siz mesela İstanbul'dan Ankara'ya çok fazla trafik talebi var. Bunun için en uygun nereye koymanız lazım bu trafiği? Otobana koymanız lazım. Çünkü orası geniş ve hızlı, kapasitesi çok fazla. Eğer dar yollardan gönderirseniz ne olur? Tıkanma olacaktır. O yüzden mümkün olduğu kadar geniş yollara atamanız gerekiyor. Ama atıyorum Iğdır'dan Manisa'ya trafik talebi ne kadardır? Iğdır'dan Manisa'ya kaç kişi gidiyordur? Çok az kişi gidiyordur. Onlar için daha dar yollar kullanabilirsiniz eğer büyük yollar dolmuşsa diye düşünebilirsiniz. Ağ mühendisliği ise arkadaşlar trafik neredeyse bant genişliğini oraya koy. Bu biraz daha farklı. Hali hazırda çalışan bir ağınız var ve trafik belli bir yerde şişmeye başladı. Atıyorum işte İstanbul-Ankara arasındaki trafik şişmeye başladı. Ne yapıyorsunuz? O yola arkadaşlar bant genişliği ekliyorsunuz. Yani bir şerit daha ekliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bant genişliği arttırımında bulunuyorsunuz mevcut olan yolun. Buna da ağ mühendisliği diyoruz. Ağ planlaması ise trafik nerede öngörülüyorsa bant genişliğini oraya koy şeklinde. Ağ planlamasında hala hazırda çalışan bir ağınız yok. Sıfırdan bir ağ kuracaksınız ve geleceğe dair tahminleriniz var. İşte
şu nokta ile şu nokta arasındaki trafik şu kadar olacaktır, B noktası ile C noktası arasındaki trafik şu kadar olacaktır vesaire gibi. Ona göre arkadaşlar bant genişliklerini hesaplamaya çalışıyorsunuz. Biraz ayrıntılarına girelim bunların. Trafik mühendisiyle başlayalım. Trafik mühendisi dediğimiz arkadaşlar, verdiğim örnekteki gibi bir yönlendirme problemi. Yani trafiği nasıl yönlendirmeniz gerekiyor elinizdeki bant genişliklerine göre. Burada yönlendireceğiniz şeyler paketler olabilir, paket akımları olabilir. Ya da işte optik ağlar için genelde kullanılan devreler olabilir. Bunların yönlendirmesini nasıl yapacağız? Online bir problem, dinamik bir problem. Çok çabuk karar vermeniz gerekiyor genelde milisaniyeler içerisinde. Optik ağlarda pek şu anda milisaniyeler içerisinde karar verme durumu henüz yok ama ileriye doğru olacaktır. Çünkü insanlar optik devre kiraladıkları zaman bunu işte 1 aylığına, 6 aylığına, 1 seneliğine veya daha uzun süreler kiralıyorlar. Ama daha düşük zamanlar içinde kiralama işleri başladı. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama mesela yurt dışında arkadaşlar bir film kiralama şirketi genelde işte kullanıcılarına diyor ki işte hangi saatte izleyeceksin filmi? Filmin zamanını hesaplıyor, kullanıcıya gerekli olan kapasiteyi hesaplayıp ona özel bir tane bant genişliği ataması yapıyor. Sadece o kişi orayı kullanıyor, başka kimse kullanmıyor. Dolayısıyla saatlik anlamda bu şekilde devrelerin atanması da mümkün. Trafik mühendisinde arkadaşlar performans metriğiniz, yani iyi bir trafik mühendisi yapıp yapmamanızı anlayacağınız en önemli metrik bloke etme olasılığı. Yani yeni bir trafik talebi geldiği zaman ona atayacak bant genişliğiniz kalmamışsa arkadaşlar bu bir bloke etme durumudur. Bu bloke etme olasılığını hesaplayarak iyi bir trafik mühendisi yapıp yapmanıza karar verebilirsiniz. Ağ mühendisliği de arkadaşlar az önce dediğim gibi çalışan bir ağınız var. Ve bu ağ, yani genelde arkadaşlar haberleşme ağları simetrik olarak büyümezler, asimetrik olarak büyürler. Belli yerlerde, belli iki nokta arasındaki trafik talebi daha fazladır çünkü. Ve bu asimetrik olarak büyümeden dolayı belli bölgelerde tıkanmalar olur, şişmeler olur. Bunu engellemek için de ne yapıyorsunuz? Oradaki trafik, oradaki bant genişliğini arttırıyorsunuz trafiğin çok olduğu yerlerdeki. Burada da arkadaşlar karar verme süresi haftalar, belki de aylarla ifade edilir. Çünkü genelde öngörüyorsunuz belli bir yerde. Ve performans metriğinizi tükenme olasılığı, yani elinizdeki koyabileceğiniz bant genişliği miktarının tükenme olasılığına biz buradaki performans metriği olarak bakıyoruz. Son jargonumuz ağ planlaması. Trafik nerede öngörülüyorsa bant genişliğini oraya koy demiştik. Bir ağın sıfırdan planlanması var burada. Ve karar verme süresi daha öncekilere oranla arkadaşlar yıllarla ifade ediliyor. Statik bir problem. Ağ mühendisliği için biz arkadaşlar yarı statik problem diyoruz. Ama bunun için tam statik bir problem diyoruz. Çünkü durağan bir problem var. Şöyle örnek verebiliriz. Düğümler arası trafik talepleri verilmiş, öngörülmüş daha doğrusu. İşte şu iki düğüm arasında şu kadar trafik olacağı öngörülüyor gibi. Ve sizin burada minimum maliyette bant genişliği atamalarını yapmanız bekleniyor ve dizayn yapmanız bekleniyor. Buradaki tabii ki performans metriğimiz arkadaşlar maliyet. Maliyet açısından bakacağız. En uygun maliyette bunu yapmak lazım. Gerçek hayatta ağ planlaması problemleri biraz daha karmaşıktır. Hani trafik bu, elimdeki işte bütçe bu, bununla bu kadar yapabilirim gibi değil. Daha farklı bakılıyor. Diyelim ki 5 yıllık bir ağ planlaması yapacaksınız arkadaşlar. Elinizde yıllık olarak tahminler var. Direkt 5 yılın hepsini bir anda yapmazsınız. Yani 5 yıl sonraki ihtiyacınıza göre şimdiden bir ağ dizayn etmezsiniz. Önce önünüzdeki birinci yıl için mesela bir tahminde bulunuyorsunuz. Ve o tahmine göre düşük maliyette bir dizayn yapıyorsunuz. Daha sonraki yıllar içinse arkadaşlar nasıl ve nereye kapasite koyacağınızı planlıyorsunuz ama satın almalarını, gerçek uygulamalarını yapmıyorsunuz. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi tahminler değişebilir. Sizin 5 yıl sonra için tahmin ettiğiniz şey daha farklı bir noktaya gelebilir. İkincisi de arkadaşlar, özellikle bu teknolojik materyallerde yıllar geçtikçe ucuzlama olur. Yani şimdiki fiyatıyla 5 sene sonraki fiyatı aynı olmayacaktır. Teknolojik ürünler biraz daha böyle enflasyondan, hani enflasyon pahalanma falan olur ama mesela iPhone 5 ilk çıktığı zaman kaç liraydı? Şimdi kaç lira? Yani yıllar geçtikçe alması daha da kolaylaşabiliyor. Öyle de düşünmek gerekir.
Şimdi optika nedir, neden bilgisayar mühendislerini ilgilendirir? Yani öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bu işte elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi çok farklı bölümler var ama bunların arasında çok keskin sınırlar yok artık. Yani artık her şey birbirine girmiş durumda. Elektronik olarak gördüğünüz her şey artık belli içinde yazılım çalıştıran, kod çalıştıran bir alete dönüştü. Ve onların hepsi artık haberleşiyorlar. Az önce bahsettik, yani kol saatiniz bile haberleşme ihtiyacı duyacak ileride. Dolayısıyla birbirleri arasındaki sınırlar neredeyse kalktı bu tür şeylerin. Ve dünyada da trend, özellikle eğitimdeki trend, bunların birleştirilmesi yönünde. Yani dünyada birçok programa bakarsanız isminde işte elektronik ve bilgisayar mühendisliği, işte elektronik, bilgisayar ve haberleşme mühendisliği, hatta İtalya'daki bir arkadaşın olduğu fakülte elektronik, bilişim, haberleşme, yok bir dakika, elektronik, bilişim, bilgisayar ve biyomühendislik diye geçiyordu. Yani ne varsa birleştirmişler gibi bir durum var. Ama artık öyle hakikaten. Yani çünkü mesela benim mezun olduğum departmanda arkadaşlar kimyadan hocalar vardı. Kimyadan öğrenciler kabul ediliyordu. Çünkü nanoteknoloji işliyorsunuz mesela. Nanoteknoloji direkt kimyayla alakalı bir şey. Malzemeden insanlar vardı. Malzemeyle alakalı bir şey. Fizikten insanlar vardı mesela. Optik diyorsunuz. Optik deyince fizik aklımıza geliyor. Fizikçiler vardı bu konuda çalışan. Elektronikçiler, bilgisayarcılar, yazılımcılar, görüntü işlemciler hepsi bir aradaydı. Çünkü hepsinin birbirine katacağı şeyler var. Ama maalesef nedendir? Türkiye'de biraz daha ayrılıyor bu tür şeyler. Şimdi bizde mesela ne açıldı? Yazılım mühendisliği açıldı. Değil mi? Yani daha böyle spesifik alanlara doğru kaymalar var. Hatta bir tane devlet üniversitesinde şu anda şey açıldı. Adli bilişim gibi bir bölüm açıldı. 4 yıllık. Şimdi arkadaşlar bu tür bölümler 4 yıllık bölümler değildir. Bunlar yüksek lisansla uzmanlaşacağınız şeylerdir. Ama aslında bu 4 yıllık eğitiminizde sizin bu her şeyden bir şeyler biliyor olmanız lazım. Biraz kafa yorabiliyor olmanız lazım. O yüzden hani optika bilgisayar mühendislerini ilgilendirmez, işte fizikçileri ilgilendirir, elektrik mühendislerini ilgilendirir gibi bir durum zaten yanlış ama biz yine de optikada, yani bu interdisipliner bir konu, disiplinler arası bir konu, bilgisayar mühendislerinin ne yaptığıyla daha çok ilgileneceğiz bu derste. Bilgisayar mühendisleri nasıl algoritmalar üretiyorlar, dalga boyu atamaları için neler yapmışlar, onlara bakacağız mümkün olduğu kadar. Şimdi optik ağlarla ilgili bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar, optik ağlar tamamen optik olmak zorunda değildir. Tamamen optik olması için büyük çabalar var. İşte büyük büyük firmalar yıllardır işte tam optik ağ üretme konusunda çalışmalar yapıyorlar. Araştırma laboratuvarlarında henüz bunlar gerçek hayata çok fazla aksetmiş değil. Ne zaman olur bilmiyorum. Yani genel itibariyle işte 90'lardan beri bunun üzerinde çok sıkı çalışmalar var, yayınlar var. Optik ağının bir başka önemli özelliği arkadaşlar, tamamen paket anahtarlama olmak zorunda da değildir. Yani IP network'ten farklı olarak IP network paket anahtarlamayla çalışıyor. Fakat optik ağın paket anahtarlama olmak zorunda değildir. İletim kesinlikle optiktir. Yani ışığı kullanırız tam anlamıyla. Fakat anahtarlama kısmı arkadaşlar optik olabilir. Elektronik olabilir. Yani optik sinyali siz elektrik sinyaline çevirirsiniz, anahtarlama yaparsınız, tekrar optik sinyali çevirirsiniz. Veya melez bir yapıda da bulunabilir. Bazı yerlerde optiktir, bazı yerlerde elektroniktir. Devre anahtarlama olabilir. Paket anahtarlama üzerine çalışmalar var ya da yığın anahtarlama üzerine çalışmalar var. Paket anahtarlama için işte optical packet switching dediğimiz OPS diye geçiyor. Yığın anahtarlama da optical burst switching diye OBS diye geçiyor ama günümüzdeki en uygun yaklaşım arkadaşlar elektronik devre anahtarlama yapılıyor. Yani optik sinyaller elektrik sinyallerine dönüştürülüyor. Ve devre anahtarlama dediğimiz gibi şu anda en uygun yaklaşım. IP ağ oluşturmada arkadaşlar optik ağın büyük faydası vardır. Dediğim gibi optik ağ en altta duruyor. Üst kattaki IP bağlantılarını arkadaşlar alt katta optik devreler oluşturuyor. Yani herhangi iki IP router arasında direkt bir sanal bant genişliği borusu oluşturuyorsunuz diyebiliriz optik devrelerle.
talep üzerine arkadaşlar kapasiteyi arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Şimdi siz bu bant genişliği borusunu veriyorsunuz ama bu sanal bir boru. İsterseniz daha kalın bir boru verirsiniz ya da daha dar bir bant genişliği borusu verirsiniz. Kapasiteyi istediğiniz gibi arttırabilirsiniz üst katmandaki. Ya da topolojiyi değiştirebilirsiniz. İşte A noktası ile B noktası arasında bir sanal bağlantı yokken IP bağlantısı, altta bir optik devre kurup hemen bir sanal bağlantı oluşturabilirsiniz. Bütün bunlara tamamen optik ağlar, IP ağlara yardımcı olmak için yapıyor. Şimdi gene ihtiyaçlar ve vaatler açısından optik ağlara bakalım. Dediğimiz gibi günümüzde inanılmaz bir haberleşme ihtiyacı hissediyoruz. Tekrar aynı şeyi söylüyor gibi oluyorum ama işte biz bilgi arkadaşlar ne zaman istersek, her nasıl şekilde istersek, nerede istersek ulaşmaya çalışıyoruz. Ve eski mevcut teknolojiler, işte ATM gibi teknolojiler artık bu talepleri karşılamada yeterli olmuyor. Optik ağ bu ihtiyaçlarımız karşısında neler vaat ediyor? Bir kere arkadaşlar devasa bir bant genişliği vaat ediyor. Şu anda tabii standartlaşan iletim kapasitelerinden dolayı ben 1 terabit per second dedim daha önce ama aslında teknolojinin ilerlemesiyle 50 terabit per second'a kadar arttırılabilir bu. Bu da muazzam bir bant genişliği demek. Çok düşük sinyal zayıflaması var. Kilometrede 0.2 desibel. Bu ne demek? Bu sinyal zayıflaması ne hesaplanıyor? Onun üzerinde duracağız. Ama hani bir kabloda bir sinyali gönderdiğiniz zaman arkadaşlar belli bir güçle ilerledikçe bu gücü azalacaktır ve zayıflamaya uğrayacaktır. Şu anki mevcut teknolojilerde arkadaşlar bir optik sinyali tekrar etmeden, tekrar güçlendirmeden yaklaşık olarak 80 km gönderebilirsiniz. Bu çok çok iyi bir rakam. Bir başka önemli özelliği elektronik girişime karşı arkadaşlar bağışıklığı ve elektromanyetik yayılım yok. O yüzden güvenlikli. Mevcut işte optik ağlardan önceki eski teknoloji kablolarda arkadaşlar bir elektromanyetik yayılım var. Siz hiç kabloyu kesmeden, etmeden sadece kabloya yaklaşarak oradaki elektromanyetik yayılımı dinleyerek oradaki trafik yoğunluğu hakkında bazı bilgiler elde edebilirsiniz. Ama fiber optik kablolarda böyle bir durum yok. Çünkü elektromanyetik yayılım yapmıyor. Aynı kablo içerisindeki fiberler arasında da sinyal karışması olmuyor. Bu da çok önemli. Yani aynı kablo içinde az önce dedim ya 400 tane fiber gönderiyorsunuz. Bu 400 fiberin içerisindeki sinyaller birbirlerine karışmıyorlar. Ama diğerlerinde böyle karışımlar muhtemel olabiliyor. Düşük bir sinyal bozulması var. Sinyal zayıflaması ile sinyal bozulması farklı. Sinyal zayıflaması dediğim gibi sinyal gücünü kaybediyor. Sinyal bozulması dediğim şey ise sinyal şekil değiştiriyor, şeklini kaybediyor. Düşüktür sinyal bozulması optik ağlarda. Düşük güç ihtiyacı hisseder. Bir optik sinyali göndermek için ihtiyaç duyduğunuz güç düşüktür. Materyal kullanımı düşüktür. Az yer kaplar, hafiftir, yanmaz. Düşük maliyet. Kendimi şey gibi hissettim. Televizyonda pazarlama yaparlar ya. Onun gibi. Ama hakikaten biraz da fiber optik ağları pazarlıyor gibi. Çok önemli bir teknoloji bizim için. Ve arkadaşlar yüksek elektrik direnci vardır. Yani bir elektrik trafosunun yanından da fiber optik ağları geçirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama eski tür kabloları geçirirseniz büyük sıkıntılar oluşacaktır. Vaktimiz ne kadar oldu? İsterseniz bir ara verelim arkadaşlar. 20 dakikalık bir ara verelim. 20 dakikalık. Evet arkadaşlar aradan önce dalga boyu bölmeli çoklamadan bahsedeceğimizi söylemiştik. Şimdi dalga boyu bölmeli çoklama teknolojisi nedir? WDM diye kısalttığımız bu teknoloji nasıl çalışır ona bakacağız. Buna bakmak için önce dalga boyu nedir ona bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar dalga boyu ışığın bir nevi frekansıdır ama farklı bir birimde çalışır. Formülize olarak söylersek lambda burada dalga boyunu ifade ediyor ve ışık hızını ifade ediyor. F de frekansı ifade ediyor. O optik sinyalin frekansını ifade ediyor. Şimdi bu birime göre arkadaşlar dalga boyunun birimi ne olması gerekir? Bu formüle göre. Hız olarak söylediğimiz arkadaşlar metre bölü saniye. Değil mi? Hız olarak söylediğimiz şey metre bölü saniye bölü frekans dediğimizde hertz. Hertz dediğimizde nedir? 1 bölü saniye.
Dolayısıyla dalga boyunun birimi bir uzunluk ölçüsüne dönüşüyor. Bu anlamda ilginç. Yani uzunluk ölçüsüyle ifade ediliyor olması dalga boyunun biraz kafa karıştırıcı gibi gelebilir. Metreden ziyade arkadaşlar daha uygun olarak nanometre ile ifade edilir. Nanometre 10 üzeri eksi 9 metre demektir. Diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar dalga boyuyla o sinyalin gerçek frekansı birbiriyle aslında ters orantılı gibi duruyor. Yani bir sinyalin, bir ışığın dalga boyu ne kadar kısaysa, bakın kısa veya uzun diye tabir edeceğiz çünkü uzunluk birimiyle ifade ediliyor. Ne kadar kısaysa frekansı da o kadar yüksektir diye düşünebiliriz. Örnek olarak arkadaşlar görünür ışıktan bahsedersek, görünür ışık kabaca arkadaşlar 700 nanometre ile 400 nanometre arasında değişir. 700 nanometre dediğimiz kırmızı ışık, 400 nanometre dediğimiz de mor ışıktır. Dikkat ederseniz 700 nanometre ile 400 nanometre arasında değişir dedim. Önce genelde biz ufak olanı söyleriz, sonra büyük olanı söyleriz. Ama burada frekansı da ters orantılı olduğu için burada arkadaşlar frekansı düşük olan kırmızı ışık, yüksek olan da mor ışık olarak ifade edebiliriz. Tabii ki biz optik sinyallerde, daha önce de söylemiştim, görünür ışığı kullanmıyoruz. WDM dediğimiz şey arkadaşlar, frekans bölmeli çoklamanın bir nevi ışığa uyarlanmış hali gibi düşünebilirsiniz. FDM dediğimiz teknolojiyi haberleşme ağlarından ya da iletişim, veri iletişimi dersinde görmüş olabilirsiniz. Yani sinyalin farklı frekanslar üzerinde taşınması demekti. Onun ışığa uygulanmış hali arkadaşlar sinyaller farklı dalga boyları üzerinde taşınıyor. Aynı fiber içerisinde diyoruz WDM için. Bir fiber içerisinde arkadaşlar farklı sinyaller farklı dalga boyları üzerinde taşınıyor. Buna çoklama deniyor. Ve bizim optik teknolojide kullandığımız teknolojide dalga boyu bölmeli çoklama. Peki hangi frekans aralığını kullanacağız? Bununla ilgili değişik çalışmalar yapılmış. Bu aslında grafik bayağı bir özetliyor durumu. Gördüğünüz gibi 1100 nanometre ile 1700 nanometre arasındaki bandı ifade eden bir görünüm var. Kullanılabilir bantlar işte 1310 nanometre bandı bir ara kullanıldı. S bandı var, C bandı var ve L bandı var. C bandı dediğimiz 1550 nanometre civarına denk geliyor. Bu bantlardan hangisinin kullanılmasına karar verileceği meselesi arkadaşlar sinyal zayıflamasına bakılıyor. Bu y ekseninde gördüğünüz şey attenuation diye ifade ettiğimiz sinyal zayıflaması kilometrede kaç desibel ve ilk şu yukarıda kalın kesiksiz çizgiyle düz çizgiyle gördüğünüz arkadaşlar geleneksel fiberler yani ilk kullanılan fiberler ve bu fiberlerde arkadaşlar bir hidroksil problemi vardı. Biraz kimya ile alakalı bir şey, malzeme ile alakalı bir şey. Çok ayrıntıya girmiyorum ama bu nedenden dolayı arkadaşlar şu bu 1400 nanometre civarında arkadaşlar çok ciddi bir sinyal zayıflaması oluşturuyordu. Dolayısıyla bu nedenden dolayı ya burası kullanılıyordu ya da bu taraf kullanılıyordu. Bu arası o yüzden kullanılmıyordu. Daha sonra bu problem çözüldü. Şimdi yeni nesil fiberlerde, bu low water peak dediğimiz fiberlerde kesikli çizgiyle gösterilen buralar kullanılıyor. Dikkat ederseniz sinyal zayıflamasının en düşük olduğu bölge C bandı. O yüzden günümüzde bu C bandı kullanılıyor. Yani 1550 nanometre civarı. Şimdi ama burada bir standartlaşmaya ihtiyaç var. Tamam 1550 nanometre civarını kullanacağız ama biri 1550 nanometreyi kullanıp biri de işte 1550.1 nanometreyi kullanırsa sıkıntı oluşturabilir. Hangi nanometreler, hangi frekanslar, hangi dalga boyları kullanılacak? Bunun için bir standartlaşmaya ihtiyaç vardı. Bunun için de arkadaşlar International Telecommunication Unit dediğimiz Uluslararası Telekomünikasyon Birliği bir standart oluşturdu. Kendine göre bir dalga boyu ölçeği oluşturdu ve artık bu ölçek kullanılıyor. Dediğimiz gibi düşük kayıplı bölgesinde bu standartlaşmayı yaptılar. 1550 nanometre civarına denk gelecek şekilde bir merkez frekans belirlediler. Bu merkez frekansı sağına ve soluna doğru arkadaşlar 100 GHz aralıklarla dalga boylarını yerleştirdiler. Bu grafikte görebiliyorsunuz, üst taraftaki çizgi frekansı, alttaki de dalga boyunu, o frekansa gelen dalga boyunu temsil ediyor. Merkez frekansı arkadaşlar,
Merkez frekansı 193 terahertz ve ona karşılık gelen dalga boyları da burada gösteriliyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar, dalga boyları 1550'den 1554 nanometreye doğru artıyor. Ama frekans bununla ters orantılı olduğu için azalıyor. 100 GHz aralıklarla yerleştirilmiş durumda. Bu durumda arkadaşlar 100 GHz bandında bu fiberin düşük kayıplı bölgesinde, bu C bandı dediğimiz bölgeye yaklaşık olarak işte 150-160 tane dalga boyu yerleştirebiliyorsunuz. Tabii şimdi bu 160 dalga boyu da az gelmeye başladı. Keşke daha çok yerleştirsek durumu var. Bu yüzden de arkadaşlar bu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 50 GHz'lik yeni bir standart geliştiriyor. Belki de standartlaşma tamamlanmış durumda. Ve bu 50 GHz dediğimiz şey, bu 100 GHz'lerin arasına birer tane daha yerleştirildi. Ve bu yerleştirmeyle yaklaşık olarak 300 dalga boyuna çıktı. Bir fiber içerisinde kullanılabilen dalga boyu sayısı. Yani siz aynı fiber içerisinde aynı anda 300 tane sinyal gönderebilirsiniz demektir. Şimdi ise arkadaşlar yeni bir akım başladı. Bu 50 GHz'in de ötesinde. Esnek optik ağlar diye ifade ettiğimiz akım. Flexible Optical Networks diye geçiyor. Bazı yerlerde elastik optik ağlar diye geçiyor. İlk başta bilimsel çalışma olarak başladı. Şu anda büyük firmalar kendi araştırma laboratuvarlarında geliştiriyorlar. Bazıları da çoktan arkadaşlar ürüne dönüşmüş durumda. Piyasada kullanılmaya hazır. Ne vaat ediyor bu esnek optik ağlar? Öncelikle sorun şuradan başladı. Tamam, 50 GHz 300 tane dalga boyu kullanmamıza sebep oluyor, vesile oluyor. Güzel bir şey. Ve 100 gigabit per second hızında dalga boylarını yerleştirebiliyorsunuz siz bu 50 GHz'lik grid üzerine. Fakat daha yüksek hızlarda gönderme yapmak istediğiniz zaman 50 GHz'lik gridler arkadaşlar büyük geliyor. Daha küçük gridlere ihtiyacımız var. Bu sorudan yola çıkarak arkadaşlar bir çalışma başlatıldı ve OFDM dediğimiz bir teknoloji optik ağlarda kullanılabileceği fark edildi. Kablosuz ağlarda kullanılan bir teknolojiydi bu. Optik ağlara uygulandı. OFDM dediğimiz arkadaşlar ortogonal frekans bölmeli çoklama demek. Ortogonal frekanstan kastımız şu. Şimdi normalde çok ayrıntıya girmeyeceğim ama siz iki tane işte yan yana frekans gönderdiğiniz zaman spektrum üzerinde arkadaşlar belli bir boşluk bırakmanız gerekiyor birbirlerine karışmalarını önlemek için. Fakat eğer bu iki sinyal ortogonalsa birbirine, matematiksel bir terim ortogonal olması, bunları arkadaşlar aynı anda gönderebilirsiniz demektir. Yani ortogonal olan sinyaller şöyle görünürler ama birbirlerine karışmazlar ortogonal oldukları için. Dolayısıyla ortogonal frekans bölmeli çoklama teknolojisiyle aynı spektrum aralığında daha fazla sinyal gönderebiliyor olduk. Bu çok güzel bir haberdi. Bunu hemen uygulamaya koydular ve daha küçük aralıklarda çalışma imkanı bulundu. Bir başka önemli sıkıntıydı da şuydu. Her zaman aynı hız kullanılmıyor bir optik ağ içerisinde. Yani her zaman 100 gigabit per second kullanmıyorsunuz ya da 400 gigabit per second ya da 1 terabit per second. Farklı hızları kullanma ihtiyacı doğuyor. Bir tane sebebi bunun ekonomik boyutu. Aynı anda bütün arkadaşlar optik ağınızın hızını aynı anda yükseltemezsiniz. İkincisi de optik mesafe dediğimiz bir mesafe var. Mesela 10 gigabit per second'lık bir sinyal arkadaşlar düşük hızda olmasına rağmen daha uzun mesafeler gidebiliyor. Ama 400 gigabit per second'lık bir sinyal o kadar uzun gidemiyor. Yeniden üretmeniz gerekiyor. Bu tip sıkıntılardan dolayı beraber kullanmanız gerekiyor farklı hızları aynı anda. Bunun için de arkadaşlar çok hızlı ağlar dediğimiz, multi-line rate networks dediğimiz yapılar var. Tekrar arkadaşlar grid'e dönersek, 50 GHz grid'den sonra arkadaşlar mini grid dediğimiz yapılar oluşturuldu bu OFDM teknolojisiyle. 50 GHz değil, 25 GHz ya da onun da yarısı 12,5 GHz ya da onun da yarısı 6,25 GHz'lik mini gridler oluşturuldu. Ve bu mini gridler birleştirilerek istediğiniz hızda iletim yapma imkanı doğdu. Yani her hat hızı için mini gridler tanımlanabilir. Örneğin diyelim ki 12,5 GHz'lik mini gridler kullanıyorsunuz. 100 gigabit per second hızında iletim yapacaksınız. O zaman 4 tane mini gridi birleştiriyorsunuz. 50 GHz yapıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Eğer 400 gigabit per second'da göndereceksiniz. Sadece bir tanesini kullanıp gönderiyorsunuz. Bu şekilde ayarlamalar yapma imkanı sundu. Arkadaşlar bu yeni model esnek optik ağlar. Dediğim gibi henüz
Yani büyük firmalar bütün optik ağlarını bu yeni nesil cihazlarla döşemeye başlamadılar. Ama bunlar kullanıma hazır olarak araştırma laboratuvarlarından çıkıp standartlaşma noktalarına ulaştılar. Şimdi biraz geçmişe dönüp arkadaşlar bu WDM ağları, WDM teknolojisi nasıl kullanılmaya başlandı ağlarda ona bakacağız. Şimdi şöyle bir noktadan noktaya WDM teknolojisi nasıl bir fayda sağladı? Önce onunla başlayalım. Diyelim ki iki noktanız var ve bu iki nokta arasında belli bir iletim, optik iletim hattınız var, fiber kablo var. Ve diyelim ki OC48 dediğimiz bir fiber kablonuz var. Buradaki arkadaşlar OC kelimesi Optical Carrier'ın kısaltılmışı. Optical Carrier, optik taşıyıcı demek. Yandaki rakam da arkadaşlar, ileride daha iyi anlayacağınız bir rakam. Şu anda ayrıntıya girmeyeceğim ama yanındaki rakama göre belirli bir hız kapasitesi var demektir. Yani OC48 arkadaşlar 2.5 gigabit per second'lık kapasiteye denk gelir. OC192 ise 10 gigabit per second'lık bir kapasiteye denk geliyor. Şimdi diyelim ki sizin iki nokta arasında arkadaşlar OC48'lik bir iletim hattınız var. Ve siz bunu OC192 yapmak istiyorsunuz. A noktası, B noktası, bir fiber kablonuz var. Ve bu fiber kablonun kapasitesi şu anda, yani 2.5 gigabit per second. Bunu 10 gigabit per second yapacaksınız. Nasıl yapabilirsiniz? Eğer WDM dediğimiz teknolojiyi kullanmazsanız iki tane yolu var bunun. Bir tanesi aynı bu kablodan arkadaşlar 4 tane koymanız. Yani bunun haricinde 3 tane daha. 1, 2, 3 tane daha koyacaksınız. 4 çarpı 2.5 ne yapacak? 10 gigabit per second yapacak. Pahalı bir yöntem. Veya ikinci bir çözüm olarak da yine WDM kullanmazsanız A'dan B'ye bu OC48 olan 2.5'luk olan kabloyu sökeceksiniz. Yerine OC192 dediğimiz 10 gigabit per second'lık kabloyu koyacaksınız. Bu da pahalı bir yöntem. Çünkü bütün ekipmanları değiştirmeniz demek bu. Fakat WDM teknolojisini kullanarak şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. 4 dalga boyuna çoklarsınız. Her bir dalga boyu 2.5 gigabit per second'lık hızla çalışacaktır. Yani kabloyu değiştirmiyorsunuz, ekipmanları değiştirmiyorsunuz, yeni kablo eklemiyorsunuz, hiçbirini yapmıyorsunuz. Sadece ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 4 tane dalga boyunda gönderiyorsunuz. Her bir dalga boyu 2.5'da çalıştığı için 2.5 çarpı 4 ne yapıyor? 10 gigabit per second'da yapıyor. İlk böyle başlandı WDM kullanılmaya. Bir de arkadaşlar daha sonra optik ekle düşür çoklayıcılar dediğimiz ekipmanlar kullanılmaya başlandı. Optical Add Drop Multiplexer, kısaca OADM diye geçiyor. Ve bunlar arkadaşlar belli bir, şimdi az önce gösterdiğim noktadan noktaya da sadece iletim için kullanılıyordu. Buradaysa anahtarlama durumunda da optik teknolojiden faydalanılıyor. Burada 2x2 anahtarlar var bu ortada gördüğünüz. Şimdi buradan geliyor arkadaşlar dalga boyları. İşte lambda 1, lambda 2, lambda i, lambda w'ya kadar. Buradan geliyor. Hepsi aynı fiber üzerinde geliyor. Bu demultiplexer'da arkadaşlar ayrışıyorlar. Lambda 1 yukarıdaki anahtara gidiyor. Lambda 2 ikincisine, lambda 3 üçüncüsüne vesaire. Lambda i, i'inci anahtara, lambda w, w'inci anahtara gidiyor. Burada anahtarlama yapıldıktan sonra da tekrar burada birleşip aynı fiber üzerinde devam ediyorlar. Buradaki anahtarlama, yani bu 2x2 anahtarların iki durumu var. Bir tanesi bar state dediğimiz düz durum. Direkt geçiş durumu diye de ifade ediyoruz bunu. Yani bu direkt geçiş durumundaysa arkadaşlar lambda w buradan geliyor ve bu şu optical add drop multiplexer, OADM'in bulunduğu, ekle düşür çoklayıcının bulunduğu telekom ofisine hiç uğramadan direkt geçerek gidiyor. Ama şu ortadakine bakarsanız arkadaşlar, bu çapraz durumda, ekle düşür durumu diyoruz biz buna. Burada lambda i düşürülüyor ve daha sonra tekrar ekleniyor. Şöyle ifade edelim.
Çok basit bir 3 düğümlü topoloji üzerinde bakalım bu aslında ekle düşür ne demek. Şimdi arkadaşlar bu A düğümünüz olsun. Burada bir ekle düşür çoklayıcınız var. B düğümünüz. Ve C düğümünüz olsun. A'dan C'ye, A ile C arasındaki haberleşme arkadaşlar lambda 1 üzerinden gerçekleşsin. A ile B arasındaki haberleşme lambda 2 üzerinden gerçekleşsin. B ile C üzerindeki haberleşme de lambda 2 üzerinden haberleşsin. Bu durumda arkadaşlar şimdi bunları bağlayan fiber kablolarımız var. Bu A'dan B'ye giden arkadaşlar fiber kablo üzerinde hem lambda 1 hem de lambda 2 ilerliyor. Daha sonra bunlar B'ye geldiler. B'nin bulunduğu telekom ofisine ve B'nin bulunduğu telekom ofisinde arkadaşlar şu şekilde bir yapı var. Yani ne var? Önce bir bunu daha büyük çizelim B'yi. Biraz daha bunun içine fokus olacağız çünkü. Önce bir arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi bir multiplexer var. Yani buradan geliyor, bunu ikiye ayırıyor arkadaşlar. Lambda 1 yukarıdakinden gidiyor ve lambda 2 de aşağıdakinden ilerliyor. Daha sonra 2x2 anahtarlara geliyorlar bunlar. Burada 2x2 anahtar var. Tekrar burada arkadaşlar multiplexer'a gelip daha sonra da fiber kabloya birleşecek. Lambda 1 buradan devam edecek. Yine burada da 2x2 anahtar var. Buradan da lambda 2 gelecek ve fiber kabloya gidecek. Şimdi biz dedik ki arkadaşlar A'dan C'ye lambda 1 ile ilerleyeceğiz. Dolayısıyla B'deki bu lambda 1'in geçtiği 2x2 anahtarın durumunun ne olması lazım? Düz mü, çapraz mı? Düz olması lazım değil mi? Çünkü direkt geçiş yapacak. B ile hiç alakası yok bunun. O yüzden buradaki durumu bunun düzdür. Bu anahtar ne olacak arkadaşlar? Çapraz durumda olacak. Ekle düşür yapacak. Çünkü burada arkadaşlar A ile B dikkat ederseniz lambda 2 üzerinden haberleşiyor. Dolayısıyla bu bunu düşürecek. Bu düşürme durumu lambda 2 buradaki telekom ofisine düşüyor ve bu telekom ofisinin bağlı bulunduğu arkadaşlar mahalledeki son kullanıcı kimse, bunun hedefi kimse ona yönlendirilecek alt tarafta. Aynı zamanda başka biri de yine lambda 2 üzerinden arkadaşlar C ile haberleşiyor bu tarafa doğru. Yani bu da ekle durumu. Bu düşür durumu, bu ekle durumu. Ekle durumundayken buradaki de C ile haberleşecek. Burası önemli. Anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar burada? Çapraz durum nedir, düz durum nedir? Neden çapraz yaptık, neden düz yaptık? Gayet açık zannediyorum. Bu ekle düşür çoklayıcılar da arkadaşlar WDM-A evrimindeki ikinci kısımda bunların ortaya çıkmasıyla metro halkalarda da kullanılmaya başlandı. Daha sonra biraz daha karmaşık yapılar hayatımıza girdi. Bunlardan ilki arkadaşlar pasif yıldız dediğimiz yapı. Pasif yıldız dediğimiz yapı şöyle, bu bir 4'e 4 pasif yıldız. Gördüğünüz gibi 4 tane giriş fiberi var. Ve her bir fiber farklı bir dalga boyunda geliyor. Yani birinci fiber lambda 1'de, ikinci fiber lambda 2'de, üçüncüsü lambda 3'te, dördüncüsü de lambda 4'te geliyor. Ve içeride arkadaşlar belli bir teknolojik yapıyla, değişik teknolojiler var bunun altında, çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama bunların hepsi çıkışlara iletiliyor. Yani 4 dalga boyu da her bir çıkışta var. Birinci çıkışta hem lambda 1 hem lambda 2 hem lambda 3 hem lambda 4 var. İkinci çıkışta da lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 var. Üçüncüsünde de, dördüncüsünde de. Girişte ayrı ayrı gelmişken çıkışta hepsi beraberce bütün çıkışlardan çıkıyorlar. Yani çoğaltılıyor arkadaşlar. Bir tane lambda 1 girmişken 4 tane lambda 1 çıkıyor. Bir tane lambda 2 girmişken 4 tane lambda 2 çıkıyor vesaire. Buna biz pasif yıldız diyoruz. Pasif demek şu demek arkadaşlar, güç ihtiyacı hissetmiyor. Yani buna giren ışık
Direkt olarak bu 4 çıkışa da gidiyor ama herhangi bir elektrik gücü, herhangi bir müdahalede bulunmanız vesaire gerekmiyor. Bu yüzden bu cihazlara pasif cihazlar diyoruz. Bu da bir pasif yıldız dediğimiz cihaz. Ve genelde arkadaşlar broadcast yapmak için, yani genel yayılım yapmak için kullanılıyor bu pasif yıldız cihazları. Birazdan bunun nasıl kullandığı ile ilgili bir örnek vereceğiz. Pasif yıldızdan sonra arkadaşlar pasif yönlendirici dediğimiz başka bir cihaz karşımıza çıkıyor. Pasif yönlendirici yine dediğimiz gibi pasif ve içerisindeki bazı şeyler sabitlenmiş durumda. Sabit yönlendirme yapıyorsunuz demektir. Giriş fiberlerimiz var, çıkış fiberlerimiz var ve bu giriş ve çıkış fiberlerine göre size verilen trafik talebine göre siz yönlendirme yapıyorsunuz. Mesela şöyle bir trafik talebi verilmiş size. Birinci giriş fiberinden gireceksiniz ve üçüncüsünden çıkacaksınız. Bu durumda hangi dalga boyunu kullanmak zorundasınız? Lambda 3'ü kullanmak zorundasınız. Çünkü lambda 3 birden 3'e bağlı. Mesela 2'den girip 4'ten çıkmak için kaçı kullanmanız gerekiyor? Yine lambda 3 kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar giriş çıkış talepleri veriliyor size. Ona göre siz hangi dalga boyu kullanılacağını bu resimden sabit değiştiremiyorsunuz ama hangisini kullanacağını bulabiliyorsunuz. Bu da pasif yönlendirme yapıyor. Bir de aktif anahtar var. Diğerlerinden farklı olarak aktif olarak çalışıyor. İçerisinde anahtarlama yapılıyor. Burada arkadaşlar diğerlerinden farklı olarak istediğiniz dalga boyunu İstediğiniz girişten istediğiniz çıkışa yönlendirebilirsiniz. Hiçbir kısıtlama yok demektir bu. Yani birden girip üçten çıkıp lambda 1'i kullanabilirsiniz. Birden girip üçten çıkıp lambda 2'yi de kullanabilirsiniz. Lambda 3'ü de kullanabilirsiniz. Ama bir önceki örneğimizde pasif yönlendiricide birden 3'e gitmenin tek yolu lambda 3'ü kullanmaktı. Başka kullanamıyorduk. Fakat bunda öyle değil. Birden 3'e gitmek için istediğiniz dalga boyunu kullanabilirsiniz. Çünkü içeride çoklu anahtarlama yapılıyor. İstediğiniz dalga boyundan istediğiniz dalga boyuna gönderme yapabiliyorsunuz. Şimdi iki tip ağ yapısından bahsedeceğim örnek olarak. Bir tanesi yayınla ve seç dediğimiz yerel ağlar, optik WDM ağlar yerelde kullanılan. Bir tanesi de dalga boyu yönlendirmeli optik ağlar. Bunlar da geniş alan ağları. Şimdi yerel ağlarda arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. İşte bu 5 tane çalışma istasyonu birbirine bağlanmış durumda. Ortada bir tane pasif yıldız var. Pasif yıldızı hatırlarsanız arkadaşlar, hangi dalga boyu gelirse gelsin girişine bütün çıkışlarına aynı dalga boyunu gönderiyordu. Yani broadcast yapıyor. Burada pasif bir cihaz, elektrik ihtiyacı yok. Ve bunu kullanarak siz isterseniz noktadan noktaya ya da bir noktadan çoklu noktalara haberleşme yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız bunu? Şimdi bu arkadaş diyelim ki lambda 1'de gönderiyor. Lambda 1'de buna gönderdi pasif yıldıza. Pasif yıldız ne yapacak? Bütün çıkışlarına lambda 1'i çoklayacak. Hepsini kopyalayacak. Buna da lambda 1 gelecek, buna da gelecek, buna da gelecek, buna da gelecek. Ama sadece bu algılayacak. Bunu nasıl ayarlayacağız? Bunu aslında ortadaki cihaz ayarlamıyor. Bunu bu cihazlar ayarlıyor. Göreceğiz arkadaşlar, optik alıcı diye bir şey var. Filtreleyen bir cihaz. Bu lambda 1'i filtreliyor. Kendisini lambda 1'i okumaya algılamış. Diğerlerini arkadaşlar kale almıyor. Yani şu lambda 1 gönderiyor, bu lambda 2 gönderiyor diyelim arkadaşlar. Bütün çıkışlarda lambda 1 ve lambda 2 aslında var. Fakat bu lambda 1'i algılarken şununla şu sadece lambda 2'yi algılıyor. Çünkü bu kendini lambda 1'e göre ayarlamış. Bununla bu kendini lambda 2'ye göre ayarlamış demektir. Anlaşıldı mı? Tahtaya bir daha çizebilirim. Kaç kişi çizmemi istiyor? Kimse istemiyor. Güzel. Herkes anlamış. Yani burada arkadaşlar ortadaki cihaz pasif. Bunun yapacağı bir şey yok. Bu sadece yayınlama yapıyor. Dedik ya yayınla ve seç ağları diye. Bu sadece yayınlama yapıyor. Seçme işini arkadaşlar son kullanıcı yapıyor. Hangi sinyali algılamak istiyorsa o sinyalin dalga boyunu almaya göre kendisini ayarlıyor. Geniş alan ağlarındaysa arkadaşlar biraz daha karmaşık yapı var. Ve burada artık pasif cihazlar değil, daha çok aktif cihazlar, aktif anahtarlar kullanılıyor. Ve ışık yolu, yani optik devreler kullanıyoruz.
Bu şekli ben tekrar tekrar göstereceğim. Bir sonraki haftada göstereceğim. Ondan sonraki haftada göstereceğim. Son haftada doğru yine göstereceğim. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar, G'den H'ye bir trafik talebi var. Ve bu trafik talebi lambda 1 dalga boyunda gerçekleştiriliyor. O yüzden lambda 1 dalga boyunda bir optik devre kuruyoruz. G'den 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den H'ye giden bir optik devremiz var. Bu tip arkadaşlar optik ağ kurumlarında, geniş alan ağlarında biz iki tane önemli kısıt öğreneceğiz. Bu kısıtlardan bir tanesi dalga boyu devamlılığı zorunluluğu. Eğer dalga boyu çevirici yoksa arkadaşlar, siz G'den 3'e lambda 1 ile geldiyseniz 3'ten 2'ye de lambda 1 ile gitmek zorundasınız. 2'den H'ye de lambda 1 ile gitmek zorundasınız. Yani buradan buraya lambda 1 ile gelip sonra ben lambda 2'ye değişeceğim diyemezsiniz eğer dalga boyu çevirici yoksa. Bu önemli bir kısıt. Bilmemiz gereken iki kısıttan bir tanesi. Her hafta neredeyse tekrar edeceğim. Dalga boyu devamlılığı zorunluluğu. Diğer kısıt ise şu arkadaşlar. Aynı fiberde farklı sinyaller aynı dalga boyunda taşınamazlar. Aynı fiberde farklı sinyaller aynı dalga boyunda taşınamazlar. Farklı dalga boyları üzerinde hareket etmek zorundalar. Şimdi buradaki resme bakarsanız A'dan C'ye arkadaşlar hangi dalga boyunda optik devre kurulmuş? A'dan C'ye lambda 1 üzerinde optik devre kurulmuş. Şimdi B'den de F'ye geleceğiz. B'den F'ye geleceğimiz yol işte B, 6, 7, 8, 4 ve F yolunu takip edecek. Dikkat ederseniz 6, 7 fiberini geçiyor. A'dan C'ye kurduğumuz devre de 6, 7 fiberini takip ediyordu ve o fiber içerisinde lambda 1 kullanılmış durumda başka bir tarafından. O yüzden ben B'den F'ye giden optik devreyi lambda 1'de kullanamam. Çünkü 6, 7 fiberinde lambda 1 hali hazırda kullanılmış durumda. O yüzden lambda 2'yi kullanmak zorundayım. Arkadaşlar. Bu da ikinci en önemli kısıtımız. İki tane kısıt var dedim zaten. Bir tanesi dalga boyu devamlı. İkincisi de bu. Aynı fiberde farklı dalga boyu kullanımı gereksinimi, gerekliliği. Anlaşıldı mı bu? Önemli bizim için. Bir de arkadaşlar tabii bunlar dediğim gibi dalga boyu çeviriciniz yoksa bazen dalga boyu çevirici dediğimiz anahtar yapıları vardır. Burada D'den E'ye giderken dikkat ederseniz D'den 10'a kadar lambda 1 ile gitmiş ama 10'da arkadaşlar dalga boyu çevirisi var. Lambda 1'deki sinyal lambda 2'ye dönüştürülmüş. Daha sonra tekrar lambda 1'e dönüştürülmüş. Bundan bahsedeceğiz dalga boyu çevirisinin nasıl kullanıldığından. Bu arkadaşlar şekli kafamıza kazıyalım. Dediğim gibi ben tekrar tekrar karşınıza çıkartacağım. Ve bu iki kısıt arkadaşlar her ders tekrar edeceğim ya da soracağım. Dalga boyu devamlılığı kısıtı ve aynı fiberde farklı dalga boyu kullanımı gerekliliği. Sorunuz var mı bu şekilde ilgili? Yok, güzel. Şimdi bir sonraki slaytımıza başlangıç yapalım.
Evet arkadaşlar, şimdi bazı yapı taşlarından bahsedeceğiz. Ama ona geçmeden önce fiber optik ağların yapı taşlarına bazı haritalar göstermek istiyorum size. Dünyadaki fiber rotaları ne durumda? Bu işte fiber rotalarını gösteren bir harita. Ve burası Amerika. Gördüğünüz gibi bayağı bir örgüsel olarak kaplamış durumda fiber kablolar. Amerika'nın birçok yerini. Ve bu okyanus üzerinden gelen kablolar da gördüğünüz üzere çok fazla geliş gidişler var. Tabii ki nüfusun yoğun olduğu yerlerde daha çok toplanma oluyor. İşte burada görüyorsunuz doğu yakasında ciddi toplanma var. Biraz da bu işte Silikon Vadisi'nin olduğu taraf, Kaliforniya tarafında da ciddi toplanmalar var diyoruz. Burası Kaliforniya, dediğim gibi orada da ciddi harika toplanmalar var. Bu Avrupa haritası. Avrupa'da da görüyorsunuz ki fiber kablolar çokça kullanılmakta. Türkiye'de eskiden sadece arkadaşlar 3-5 tane çizgiyken şimdi çok fazla çizgimiz var. Fiber kablolar çok fazla yaygınlaştı. Dikkat ederseniz ülkelerin arkadaşlar biraz da bilmiyorum gelişmişlik seviyeleriyle de alakalı olabilir. Bir ülke daha ne kadar zenginse o kadar daha karmaşık bir fiber optik altyapısına sahip. O yüzden kuzeye çıktıkça kuzey ülkelerinin belki biraz da zengin olmasından kaynaklanıyor. Daha karmaşık fiber optik altyapıları var. Ve dikkat ederseniz işte bu Akdeniz'den çok ciddi miktarda fiber kablo geçiyor. Bu fiber kabloların geçmesi tabii aynı noktadan, mesela burada dikkat ederseniz Cebeli Tarık'tan çok fazla kablo geçiyor. Bir yerde sıkıntı oluşturabiliyor. 2005 yılında arkadaşlar Akdeniz'de bir fiber kablo kopması oldu. İki tane kablo birden koptu. Hala neden koptuğu bilinmiyor. Fakat çok büyük internet sıkıntısı yaşadık. Bilmiyorum 2005 yılında internete bağlanmayı denediniz mi o dönemde, ama şöyle ki siz Amerika'ya ulaşmak istediğiniz zaman Amerika'daki bir server'a buradan gidemiyordunuz. Dünyanın öbür tarafından dolaşmanız gerekiyordu. O yüzden çok ciddi sıkıntılar oluşturuyordu bu Akdeniz'deki kopmalar. Yine bakarsanız arkadaşlar Asya tarafında, özellikle Uzak Doğu Asya, Japonya, burada şu ülke hangisi arkadaşlar çok kalabalık? Kore. Güney Kore arkadaşlar. Güney Kore çok zengin bir ülke ve teknolojik olarak da çok ciddi anlamda yatırımlar yapan bir ülke. Ve görüyorsunuz ki bayağı kalabalık orası. Çin'in arkadaşlar kıyı kesimi yine çok kalabalık. Doğu kıyısı çok fazla kalabalık. Hindistan'da yine bir hareketlenmeler görebiliyoruz. Onun haricinde kuzeye doğru daha az fiber kablo var. Güney Kore çok kalabalık. Kuzey Kore'de hiç fiber kablo yok mu? Ya varsa da haberimiz yok. Kapalı bir ülke olduğu için. O yüzden çok fazla bilgi sahibi değiliz. Bu Güney Kore'ye biraz daha yakından bakış. Arkadaşlar Güney Kore'de eve kadar fiber döşenmiş durumda. O yüzden bu kadar kalabalıklar. Orada internet ihtiyacı hissettiğiniz zaman çok çok yüksek bant genişliklerine ulaşabiliyorsunuz. Bu da kıtaları birbirine bağlayan fiber kablolar. Görüyorsunuz ki Atlantik Okyanusu üzerinde çok fazla kablo dolaşıyor. Ve bu okyanustaki denizaltı kablolarındaki en büyük kopma sebeplerinden biri nedir biliyor musunuz? Hı? Tahmin eden var mı? Ne olabilir? Niye kopar deniz içindeki kablo? Ha? Duyamıyorum. Volkanik patlamalar olabilir ama çok sık değil. Daha sık olan bir şey var. Köpek balıkları. Evet. Köpek balıkları arkadaşlar ısırarak kablolara zediliyorlar. Çok ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Görüyorsunuz Güney Amerika'nın da arkadaşlar civarında çok fazla kablolanma var. Çünkü genelde orta alanlar Amazon ormanları olduğu için oralara çok zaten girmiyor, ama kenarlara toplanmış çok fazla gelişmiş ülke var. Afrika'nın da civarında toplanmalar görüyoruz. Afrika arkadaşlar fiber teknolojide en son tanışan kıtalardan bir tanesi. 2010 yılında çok ciddi bir çalışma başlatıldı Afrika'daki fiber kablo döşenmesi konusunda. Ama şu an için genelde kıyılarda mevcut. Yine buralarda çok fazla var. Avustralya'ya gelen bayağı bir kablo var. Büyük Okyanus'ta da ciddi bir kablo trafiği var. Buradan da görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar biz fiber optik
ağların yapı taşlarını inceleyeceğiz. Yapı taşları genel itibariyle bunlar olarak ifade edilebilir. En olmazsa olmazı bu fiber optik ağların optik fiber kablolar. Önce kabloları tanımakta başlayacağız. Daha sonra bu kabloların içerisine ışık nasıl giriyor, nasıl iletiliyor? Bunun için hangi cihazlar kullanılıyor? Optik ileticiler dediğimiz cihazlar var. Daha sonra diğer tarafta ışığı alan optik alıcılar yani filtreler karşımıza çıkıyor. Optik yükselticiler sinyal düştüğü zaman yükseltmek için var. Anahtarlama elemanları var. Bunların üzerinde duracağız. Blok diyagram olarak arkadaşlar böyle gösterilebilir. Bu tarafta transmitter dediğimiz ileticiler var. Optik ileticiler ışığı kablonun içerisine sokuyor. Kabloda ilerleyen sinyal belli bir güç kaybına uğruyor. Bu güç kaybını telafi edebilmek için optik yükselticilerle ne yapılıyor? Bu sinyal yükseltiliyor. Anahtarlama ortamına geliyor. Anahtarlama yapıldıktan sonra tekrar kabloya veriliyor. Diğer tarafta hedefiniz kimse o kişi de optik alıcıları sayesinde alım yapıyor. Şimdi bunların üzerinde tek tek duralım. Önce fiber kablolarla başlayalım. Şimdi arkadaşlar daha önce bu grafiği gördük. Biraz daha basit haliydi. Bu kadar fazla çizgi yoktu üzerinde ama bu grafikte biz zayıflamayla ilgili bir şeylerden bahsetmiştik. Sinyal zayıflaması ile ilgili ve demiştik ki bu C bandında sinyal zayıflaması düşük oluyor diye söylemiştik. Bir de arkadaşlar dispersion dediğimiz bozulmadan bahsedeceğiz. Bu bozulma sinyalin şeklinin değişmesiyle alakalıydı ve bu bozulmanın da az olması isteniyordu. Bununla ilgili durumlardan bahsedeceğiz. Mevcut arkadaşlar standartlaşan bantlar, burada gördüğünüz bantlar ama dediğim gibi şu anda konvansiyonel olarak C bandı kullanılıyor. 1530 nanometre ile 1565 nanometre arasında. Bu grafiğe tekrar geleceğiz. O yüzden çok ayrıntılarına girmiyorum. Dispersion'ı yani dağılmayı incelediğimiz zaman göreceğiz. Optik fiber kablo nedir arkadaşlar? Bu gördüğünüz tek bir fiber. Ve bu fiberin çekirdeği arkadaşlar cam bir çekirdek. Hani cam tüp diye bahsettiğim aslında bir cam çekirdeği var. İçerisinde iki tür optik fiber var. Çok modlu ve tek modlu olarak isimlendirdiğimiz. Onlardan bahsedeceğim. Çok modlu nedir, tek modlu nedir? Ve bunun içerisinde bu tek modlu olduğu zaman bu çekirdek 8.3 mikron. Mikron ne? Mikron, mikrometre yani metrenin 1/6 değil, milyonda biri. 10 üzeri eksi 6. Milyonda biri demek. Çok modlu fiberde 50 mikron kalınlığında. Yani çok 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 küçük şeylerden bahsediyoruz. Bu cam çekirdeğin etrafında da arkadaşlar cam kaplama var. Bu cam kaplama da 125 mikron civarında. Onun üzerinde de arkadaşlar dış polimer kaplama var. Bu da 250 mikron çapında bir kablodan bahsediyoruz. Tabii bu tek bir fiber, bu tek fiber arkadaşlar başka küçük kabloların, kaplamaların içine konulabilir. Bunlar daha büyük kaplamaların koruma katmanlarının içerisine konulabilir. Özellikle arkadaşlar bu deniz altındaki kablolar çok çok kalın büyük kablolar ve çok fazla korumalısı var etrafında. Dediğim gibi işte köpek balığı ısırığından vesaireden etkilenmesin diye. Fakat yine de etkileniyor. Şimdi gösterebilirsem arkadaşlar bir YouTube videosu var. Bu nasıl yapılıyor fiber kablolar? Bununla ilgili bir video. Hem bu arada biraz da dinlenmiş oluruz. Anlatım İngilizce. Anlatım o yüzden çok önemli değil. Ben biraz anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce. Nasıl görünüyor görüntü olarak bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz kalın cam tüpler, bu kalın cam tüpleri alıyorlar önce. İçi boş bir tüpten bahsediyoruz burada. Bu camlar bu şekilde yapılmış olarak geliyor. Ve bunlardan arkadaşlar fiber kablolar üretilecek. İlk başta belli bir solüsyon üzerine yatırılıyor. Üzerindeki bütün işte maddelerden arınsın diye, saflaştırmak için, belli bir şeye oturtmak için. Ve gördüğünüz bu makinelere bağlanıyorlar. İki cam tüp karşılıklı olarak bağlanıyor ve bu makineler yoluyla birbirlerine mümkün olduğu kadar yaklaştırılıyor. Tam yaklaştırıldıkları yerde arkadaşlar
Gördüğünüz gibi belli bir ısı veriliyor ve döndürülüyor ısıyla beraber. Bu camlar birbirlerine geçmeye başlıyorlar arkadaşlar. Bu geçmeye başladıkça tam ortalarında belli bir saf cam çekirdeği dediğimiz yapı oluşmaya başlıyor. Dikkat ederseniz belli bir gaz oluşumu var içeride bu dönmelerden dolayı. Ve bu gaz oluşumundan dolayı bu camlar birbirlerine geçerken bu dış cam kaplamanın içerisinde saf bir cam çekirdeği oluşmaya başlıyor. Ve bu cam tüpleri arkadaşlar birbirlerine ekleyerek devamlı bunu yapıyorlar. Çünkü elde edeceğimiz kablo zaten uzun olacak. En sonunda göreceğiz bu kabloyu elde ederken. Bakın yavaş yavaş tam ortada görüyorsunuz silik bir şekilde bir cam çekirdeği olmaya başladı. En son işte o ince kabloları elde etmeye çalışırken zaten yer çekiminden faydalanarak uzata uzata çeke çeke yapıyorlar. Camın bu kadar esneyebiliyor olması da çok ilginç. Bakın tam ortada dikkat ederseniz böyle bir ışık hüzmesi halinde gördüğünüz şey aslında tam ortada bir saf cam çekirdeği oluşmuş durumda. Ve ışık da oradan ilerleyecek. Tam bu noktada arkadaşlar oluşma sağlanınca bir ayrılma işlemi yapılıyor. Bu ayrılma işleminden sonra da sallandırma işlemi yapacaklar. Gördüğünüz gibi camı takıyorlar bu cam tüpü. Ve yer çekiminden daha çok faydalanarak aşağıya doğru bir nevi aşağıya doğru akmasını sağlıyorlar. Tabii şu anda daha etkili metotlar var fiber kablo yapmak için. Bu biraz daha görsel olarak daha iyi anlattığı için bu metodu da gösteriyorum. Dikkat ederseniz şu anda aşağıya doğru sarkan bir cam var. Ve o sarktıkça inceliyor. Tam o sadece saf çekirdek ortada kalacak şekilde. Ve o keserek işte oradan kabloyu sarmaya başlıyorlar. Bakın şu anda oluştu fiber kablo. Belli bir oluşuma geldikten sonra tekrar buradan tutarak tekrar asıyorlar. Ve bu işlem tekrar ettirilerek uzun fiber kablolar oluşturulmaya başlanıyor. Ve her ne kadar cam olduğunu söylesek de arkadaşlar rahatlıkla esneyebilen, bükülebilen kablolar haline geliyor. Tabii ki bir esneme katsayısı, bükülme katsayısı var ama şu anda piyasada bir kabloyu alsanız normal bir kablo gibi rahatlıkla döndürüp kullanabiliyorsunuz. Bu teknoloji sayesinde oluyor diyebiliriz bunun için. Oluşan kabloyu gördüğünüz gibi makaraya sarıyorlar şu anda bu ince cam kabloları. Zorlu bir proses, pahalı bir proses bu anlamda baktığınız zaman ama bir kere ürettiğiniz zaman arkadaşlar bu kablolar çok uzun yıllar dayanıyor. Yani bir kabloyu siz gömün, bu tek bir fiber için kullanılan ince kablo. Bunlar da işte arkadaşlar soketleri. 50 yıl bir kabloyu hiç kaldırmadan kullanabilirsiniz. Belki de daha fazla. Ama bakır kablolar arkadaşlar, birincisi zaten çalıyorlar. Hani bakır kabloları. Ama camı kim ne yapsın? Ve çok uzun yıllar da dayanabiliyor. Evet. Peki ışık bu yapılan kablo içerisinde nasıl ilerliyor? Bunun için de arkadaşlar yansıma dediğimiz, tam yansıma dediğimiz olay var. Toplam iç yansıma dediğimiz. Zaten fizikte gördüğünüz bir yasa var. Bu yasanın adı sinyal yasası. Kırılma indisleriyle alakalıydı hatırlarsanız. Belli bir düzlem var. İki tane farklı ortamı birbirinden ayıran. Bunlara tam 90 derece gelecek şekilde bir normal var. Sizin gelen ışınınız arkadaşlar belli bir açı yapıyor normalde. Teta 1 diyelim bu açıya. Ve ilk ortamın indisine de N1 diyelim. İkinci ortamda da arkadaşlar teta 2 dediğimiz bir açı var. Onun da ortamın indisi de N2 olsun. Ve sinyal yasası bize şunu diyor. Birinci ortamın kırılma indisi çarpı normalle yaptığı açının sinüsü eşittir. İkinci ortamın kırılma indisi çarpı normalle yaptığı açı.
Bu arkadaşlar açıyı belli bir kritik seviyeye geldiğiniz zaman diğer ortama geçmiyor. Ne yapıyor? Geri içeri yansıyor ve bunun üzerine yansıyarak gidiyor. Burada biraz rahatlatmak için doğadan bir şey anlatalım bu olayla ilgili. Ne zaman bu resmi görsem o aklıma geliyor. Okçu balığı diye bir balık var. Duydunuz mu hiç? Okçu balığını duyan var mı aranızda? Okçu balığının özelliği şu arkadaşlar. Bu balık yüzeye yaklaşıyor ve ağzına aldığı suyu tükürerek havadaki sineğe vuruyor. Ve onu yiyor. Fakat burada okçu balığının hesaplaması gereken bir şey var. Kendisi suyun altında, sinekse havada, orada bir kırılma indisi var. Bunu hesaplaması gerekiyor diye düşünüyordum ben ki şunu öğrendim. Bayağı bir yüzeye çıkıp gözleri de dışarı çıkacak şekilde arkadaşlar atıyormuş. O yüzden bunu hesabı yapmasına gerek yok. Sonuçta balık. Evet, kritik açı dediğimiz şey önemli arkadaşlar. Eğer doğru açıyla ışığı sokmazsanız ne yapıyor arkadaşlar? Dışarı çıkar ışık. Doğru açıyla sokmamız gerekiyor fiberin içerisine. Doğru açıyla soktuğumuz zaman içeride yansıma yapacaktır. Ve genelde bu kritik açı. Kritik açı dediğimiz şey şu. İçeri geri de yansımıyor. Tam sınırda ilerliyor. Genelde bu kritik açı 12 derece civarında. Bu 12 dereceden daha farklı tutmanız gerekiyor açıyı ki arkadaşlar içeri doğru yansıma yapabilsin. Şimdi yine kısa bir YouTube videosu var. Bunu yansıma deneyiyle ilgili. Yine inşallah önümüzdeki senelerde bunu burada canlı olarak yaparız ama şimdi yaşasın YouTube diyoruz. Ondan faydalanacağız. Direkt belirli bir saniyeye atladık bütün videoyu göstermemek adına. Şimdi arkadaşlar normalde gördüğünüz gibi biz bir ışığı işte kabloya sokarken lazer kullanacağız. Zaten bu hani elimizde kullandığımız böyle pointerlar gibi lazerlerden bahsediyoruz burada. Ve yeşil ışık kaynağı var. Bu yeşil ışık kaynağı gördüğünüz gibi şu anda düz gidiyor. Ama gerçekte böyle düz gitmez. Gerçekte yansıyarak gider. Onu da belli bir açıyla yapmanız gerekiyor. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Yavaşça açı veriyor. Açı verdikçe o yeşil ışık arkadaşlar bükülmeye başlayacak ve içeride o şekilde ilerleyecek. Doğru açıyı vermeye başladığı zaman bükülmeyi gördünüz mü? İçeride daha sık bükülme yapıyor ve gördüğünüz gibi sinüs dalgası gibi ışık fiberin içerisinde ilerleyebiliyor. Burada arkadaşlar burada bir numerik katsayı var hesaplanan ama biz bunu hesaplamayacağız. Hani biz optikçi değiliz. Bizim için çok önemli bir bilgisayar mühendisleri açısından. Ama bilmekte fayda var diye buraya koyduk. Burada bilmemiz gereken şey doğru açıyla sokmamız gerektiği ve bu doğru açıyla içeri sokacağız ama bahsettiğim çap, cam çekirdeğin çapı arkadaşlar işte tek modlu fiberde 8 mikrometre, diğerinde işte 12 mikrometre gibi çok küçük çaplardan bahsediyoruz. Pardon, 50 mikrometre gibi çok küçük çaplardan bahsediyoruz. İki türlü fiberimiz var dediğim gibi. Biri çok modlu fiber, biri tek modlu fiber. Mod ne demek birazdan bahsedeceğim. Çok modlu fiber arkadaşlar çekirdeği 50 mikron, geniş. Yapımı daha kolay bunun. Daha kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tek modlu fiberin çekirdeği 10 mikron. Belirli bir faydası var. O yüzden tek modlu fiber kullanmak daha iyi olabiliyor ama daha pahalı çünkü daha yapımı zor. Bir başka zorluğu da şu, 50 mikronluk bir çekirdeğe ışığı sokmanız 8 mikronluğa sokmaktan daha kolay. Ayarlamasını yapmak daha kolay. Peki aralarındaki fark neyden kaynaklanıyor? Şimdi arkadaşlar biz optik sinyal gönderiyoruz ve optik sinyal bir elektromanyetik sinyal gibi arkadaşlar modları olan bir şey. Değişik modları var ve siz bu işte mod dediğimiz şey arkadaşlar Maxwell denklemlerinin bir çözümü. Maxwell denklemlerini hangi derste duydunuz? Fizik 2'de, elektromanyetikte hatırlıyor musunuz böyle bir şeyler? Çok hatırlamıyorsunuz. Çok önemli değil. Bilin ki değişik modları var yani bu optik sinyalin. Ve siz şunu fark ediyorsunuz bu ışığı soktuğunuz zaman. Bu ışığın
değişik modları, yani tek bir sinyal gönderiyorsunuz ama bu tek sinyalin değişik modları var ve bu modlar farklı hızlarda hareket ediyor. Hepsi aynı hızda hareket etmiyor. Şimdi biz burada yüksek iletim kapasitesi vesaire derken bu hız bizim için önemli çünkü sinyalin şeklini değiştiren bir şey. Bütün modlar aynı hızda hareket ederse sorun kalmaz ama farklı hızda hareket ettikleri için sorun oluşturuyor. Şu yukarıda gördüğünüz geniş çaplı arkadaşlar, geniş çaplı çok modlu fiber dediğimiz yapı. Dikkat ederseniz biz aslında şu kırmızıyla gördüğünüz temel modun geçmesini istiyoruz. Ama diğer başka modlar da geçiyor burada. Ve bu diğer modlar farklı hızlarda ilerlediğinden diğer tarafta sinyal bozulmuş olarak karşımıza çıkıyor. Oysa tek modlu fiberde arkadaşlar sadece tek bir temel mod geçebiliyor buradan. Ve sinyal düzgün bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sinyal bozulması dediğim şey arkadaşlar aslında sinyalin dağılması. Dispersion diye ifade ettiğim şey dağılma. Sinyali biz belli bir aralıkta tutmak istiyoruz. Şu kadar atımlık bir sinyal. Fakat sinyal ilerlerken bu modların farklı hızda ilerlemesinden dolayı yayılmaya başlıyor. Ve bu yayılma istemediğimiz bir şey. O yüzden yukarıdaki şekilde dikkat ederseniz sinyal daha geniş, burada işte daha dar olarak karşımıza geliyor. O yüzden tek modlu fiber daha avantajlı. Bu anlamda sinyal kalitesi anlamında daha avantajlı. Fakat bir kere bu kadar dar bir yere ışığı sokmak zor. İkincisi daha küçük çapta olduğu için daha zor üretiliyor. Bu iki fiber arasında bilmemiz gereken temel fark bu. Bir de fiberde sinyal azalması diye bir konumuz var. Fakat isterseniz bir 10 dakika daha ara verelim mi? Bir 10 dakika daha ara verelim. Çünkü biraz matematiğe gireceğiz burada. Daha rahat olacaktır. Bir 10 dakika ara veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi fiberde sinyal zayıflaması, sinyal azalması nasıl hesaplanır? Ona bakacağız. Bu bir güç hesabı. Ve burada işte wattlar, miliwattlar kullanıldığı gibi desibel ifadeleri de kullanılıyor. Desibel daha önce başka bir derste kullandınız mı? Hangi derste? İletişimde kullandınız. Şimdi bizim burada kullanacağımız arkadaşlar desibel bir oranı ifade ediyor. Diyelim ki bir noktadaki oran işte A1, diğer noktadaki bir noktadaki güç A1, diğer noktadaki güç de A0. Dolayısıyla bu A1 ile A0 güçler arasındaki oranı arkadaşlar logaritmasını alıp onunla çarparsanız bunun bir desibel değeri oluyor. Şimdi biz sinyal zayıflamasını ifade ederken dedik ki genel itibariyle kilometrede 0.2 desibel zayıflar dedik. İşte bu 0.2 desibel demek yani A0 başlangıçtaki gücü ise A1 de 1 kilometre sonraki gücü ise bu oranı alıp logaritmasını bu oranın logaritmasını alıp onunla çarparsanız eksi 0.2 çıkıyor demektir. Eksi buradaki azalmayı ifade ediyor. O yüzden azalmadan bahsederken eksi olarak söyleyeceğiz. Bir de arkadaşlar bu hesapları kolaylaştırmak için işte logaritmalarla, bölmelerle, çarpmalarla uğraşmamak için bir de dBm dediğimiz bir güç birimi var. dBm'i duydunuz mu? dBm arkadaşlar miliwatt olarak verilen bir gücün desibel hesabının kolay yapılması için desibel tarafına dönüştürülmesi demek. Bu da işte 10 logaritma o gücün arkadaşlar miliwatt cinsinden değeri demek. Yani 10 miliwattlık bir sinyal arkadaşlar dBm olarak kaça denk gelir? 10 miliwattlık sinyal. Bu logaritma 10 tabanında bu arada. 10 dBm'e denk gelir değil mi? Logaritma 10 tabanında 10, 1 yapar, 1 çarpı 10. 10 yapacağından 10 dBm'e denk gelir. Şimdi dBm'e çevirdiğiniz zaman sinyal zayıflamasını hesaplamak daha kolaydır. Şöyle ki, diyelim ki arkadaşlar işte zayıflama, sinyal zayıflaması 0.2 desibel bölü kilometre. Şimdi başlangıçta diyelim ki 10 dBm güçle gönderdiniz. Yani aslında 10 miliwatt güçle gönderdiniz bir sinyali. Buradan çıktıktan sonra arkadaşlar 2 kilometre sonra bu noktadaki gücü ne olacaktır diye sorduğunuz zaman kilometrede 0.2 desibel zayıflıyorsa 2 kilometrede kaç desibel zayıflayacaktır? 0.4 desibel sayılacaktır. Yani
Buradaki zayıflaması 0.4 desibel. 10 dB'di. 0.4 desibel zayıfladı. Sadece çıkartma yapıyorum. 10 eksi 0.4 dBm olacaktır bu taraftaki gücü. Çok kolay çıkartma ve toplamayla yapabiliyorsunuz. Logaritmalara, çarpmalara, bölmelere ihtiyaç kalmıyor. Bunu da daha sonra arkadaşlar miliwatt'a çevirebilirsiniz. Şuradan yola çıkarak arkadaşlar dBm olarak verilmiş bir gücün nasıl tekrar miliwatt'a çevirebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Bunu tersini yapacağız. Önce ne yapacağız? Ona böleceğiz, değil mi? dBm olarak verilen gücü ona böleceksiniz. Daha sonra 10 üzerisini alacaksınız. Bu şekilde buradan tersini yaparak rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi bu slide'da verilen şunu diyor. Diyor ki L kilometre sonraki gücünün hesabı. L kilometre sonraki gücü eşittir 10 üzeri eksi A çarpı L bölü 10 çarpı P0 diyor. P0 ileticideki optik gücü, yani başlangıçtaki güç. Biz bunu 10 miliwatt olarak almıştık. Bunu arkadaşlar 10 miliwattı işte 10 üzeri eksi A çarpı L bölü 10 ile çarparsanız A dediğimizde fiberdeki zayıflama katsayısı, eksi koymamızın sebebi zayıflama olduğu içindi. Bu şekilde hesaplanabiliyor. Bu ama uzun yoldan hesabı. Kısa yoldan hesabı aslında bu şekilde yapabilirsiniz çok rahatlıkla. Kazanç dediğimiz şeyi göreceğiz ileride yükselticileri anlatırken de. Kazancı da desibel olarak ifade ediyoruz. Orada da arkadaşlar direkt toplayacağız. Mesela 4 desibel kazanç varsa 10 artı 4, 14 dBm olacaktır gibi toplama yapacağız. Öyle yapmak daha kolay, bölme çarpmalarla, oranlarla uğraşmak yerine. Yine aynı mantıkla yola çıkarak şunu hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. İletici ile aracı arasındaki maksimum mesafe. Ne kadar uzağa gönderebilirsiniz? Bu formülden yola çıkıyor. Bu formülün de ana konsepti şu aslında. Hani desibel hesabından yola çıkarak ilerliyoruz. Burada A zayıflama katsayısı. Bilmediğimiz burada PR diye bir ifade var. PR arkadaşlar alıcının hassasiyeti. Yani hissedebileceği minimum güç demek PR. PR'den daha düşük güçte sinyal gelirse ne yapıyor? Algılayamıyor. O yüzden PR'den daha düşük olmaması lazım. Bu formülden yola çıkarak da hesaplayabiliyorsunuz. Bu ders için dediğim gibi formül ezberlemenize gerek yok. Yani şu formüller tahtada yazıyor. Sınavda size vermeyeceğim ama ezberlemenize gerek yok. Çünkü şu mantığı kavrarsanız aslında çok kolay toplama çıkartma yaparak da hesaplama yapabiliyorsunuz. Birinci ödevinizde de bu güç hesabı ile ilgili bir soru olacak. Orada da çok kolay bir şekilde yapacağınıza inanıyorum. Fiberde arkadaşlar zayıflama birinci problem. İkinci problem de dispersion dediğimiz dağılma. Bundan önceki derste yayılma dedim devamlı olarak ama dağılma daha doğru bir kelime. Dispersion dediğimiz dağılma ya da dağılım. Bu dağılmanın birkaç sebebi var. Bir tanesi modlar arası dağılma. Değişik modların farklı hızlarda ilerlemesi. Bundan bahsetmiştik. Hatırlarsanız çok modlu fiber ve tek modlu fiberin farkını anlatırken. Şimdi dağılma dediğimiz şey, diyelim ki arkadaşlar göndermek istediğiniz sinyal böyle bir sinyal. Bu işte aradaki atım süresini biz tau sıfırla gösterelim. Başlangıçta böyle bir sinyal gönderiyorsunuz, optik sinyal. Bu sinyal fiber içerisinde ilerliyor ve karşı tarafta arkadaşlar şöyle bir şeye dönüşüyor. Ve bu aradaki mesafe diyelim ki tau 1 olsun ve tau 1 tau 0'dan daha büyük. Yani sinyal ne oldu arkadaşlar? Dağıldı. Bu dağılımın birkaç sebebi var. Bir tanesi modlar arası dağılım dediğimiz dağılım. O da işte optik sinyalin farklı modlarının farklı hızlarda ilerlemesinden kaynaklanıyor. Bir başka dağılım sebebi ise kromatik dağılım. Kromatik dağılımda arkadaşlar, şimdi siz 1550 nanometre diyelim ki o dalga boyunda gönderiyorsunuz ama o dalga boyu yalnız hareket etmez. Etrafındaki dalga boyları da onunla birlikte hareket ediyorlar. Ve bu komşu dalga boyları arkadaşlar farklı hızlarda ilerliyor. Yani ışığın farklı renkleri farklı hızlara sahiptir. Mor ışık hızıyla kırmızı ışığın hızı aynı değildir. Dolayısıyla farklı dalga boyları farklı hızlarda hareket ettiğinden dolayı yine bu söylediğimiz
dağılma problemi ortaya çıkıyor. Kısa dalga boyları arkadaşlar uzun dalga boylarından daha hızlı hareket ediyorlar. Şimdi bunu bir görsel olarak bakarsak sunumumuz üzerinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu sinyali göndermek istiyorum ama bu sinyalin şu kısmında arkadaşlar farklı dalga boyları farklı hızlarda hareket ettiğinde karşı tarafta bu şekilde dağılmış bir sinyal karşımıza çıkıyor. Bu da dağılmanın ikinci sebebi. İlk sebebi modlar farklı hızdaydı. İkinci sebebi de dalga boyları farklı hızda. Üçüncü bir sebebe geçmeden önce bu arkadaşlar dağılım çok ciddi bir problem oluşturmaya başladı. Bu dağılım problem oluşturduğu için iki türlü fiber karşımıza çıkıyor. Biri dağılım kaydırılmamış fiber. Yani bu problem çözülmemiş hali demek. Dağılım kaydırılmamış fiber. Bir de dağılım kaydırılmış dediğimiz fiber var. Belli bir dalga boyunda sıfır dağılım demek. Şimdi burada arkadaşlar bakarsanız normal şimdi bu grafiği daha önce görmüştük. Bu taraf neydi? Sinyal zayıflamasıydı. Ve şu iki çizgi sinyal zayıflaması için verilen çizgiler. Bu tarafta da göreceğimiz şey ise arkadaşlar dağılım ve biz dağılımın sıfır civarında olmasını istiyoruz. Ve şu üç tane çizgi de arkadaşlar değişik fiber teknolojilerinin dağılım sonuçlarını veriyor. Dikkat ederseniz şu klasik dağılım kaydırılmamış fiber. Yani hiç bu dağılım problemi çözülmemiş halde. Biz şimdi hangi şeyi kullanıyorduk? Zayıflamanın en az olduğu C bandını kullanıyorduk. C bandında dağılım kaydırılmamış fibere baktığınız zaman dağılım arkadaşlar bayağı yüksek ve istenmeyen bir durum. Bunun için arkadaşlar dağılım kaydırılmış fiber yapıldı. Bir şekilde işte maddesel olarak, kimyasal olarak, malzemesel olarak müdahale edildi ve dağılım kaydırılmış fiberler üretildi. Şu kesikli çizgiyle gördüğünüz burada arkadaşlar tam kullanılan C bandında nedir dağılım? Sıfırdır. Perfect, çok güzel. Herkes memnundu bu durumda. Herkes dedi ki, aa çok güzel bir şey, bu problemi çözdük, harika oldu. Hatta Güney Kore tüm fiberlerini söktü, bunlardan döşedi. Fakat bilinmeyen başka bir problem ortaya çıktı arkadaşlar. Bir de fiberin içerisinde doğrusal olmayan bazı etkiler var. Burada bakalım, onu sonra gelecek. Bu doğrusal olmayan etkiler dağılmanın tersi sıkıştırma yapıyor. Fakat bu bilinmiyordu. Şu yeni fiber icat edilene kadar, dağılım kaydırılmış fiber icat edilene kadar bilinmiyordu bu sıkıştırmanın. Yani tam tersi olduğunu. Adamlar icat ettiler, bütün her tarafı döşediler, bir baktılar. Sinyal tamam dağılmıyor ama bu sefer de sıkışıyor. Nasıl çözeceğiz? O zaman azıcık dağıtalım dediler. Azıcık dağılımlı olsun. Bu işte şu gördüğünüz çizgi oldu. Burada C bandında görüyorsunuz ki biraz bir dağılım var. Çünkü bu dağılımla o sıkıştırma ne yapıyor? Birbirini telafi ediyor. Normal dönüşüyor. Güney Kore ne yaptı? Söktü bir daha yenisini döşedi. Adamlar zengin, para bol. Bu yeni fiberi de arkadaşlar dağılım telafili fiber deniyor. Bakın ilk çözüm bulunmamış olanla dağılım kaydırılmamış fiber. Çözümlenmiş, dağılımı sıfırlanmış olanı dağılım kaydırılmış fiber. Diğerine de dağılım telafili fiber ya da sıfırlanmamış, dağılım kaydırılmış fiber deniyor. Ne kadar uzun isimleri var. Bir başka arkadaşlar fiberdeki dağılım problemi de polarizasyon mod dağılımı dediğimiz dağılım. Bu da şundan kaynaklanıyor. Şimdi bütün sinyallerin arkadaşlar bir x eksenindeki doğrultusu bir de y eksenindeki doğrultusu vardır değil mi? Bunun bileşeninden oluşur. Yani iki bileşeni var. Ve optik sinyaller her şey farklı hızlarda ilerliyor. Bunlar da farklı hızlarda ilerliyor. Yani x eksenindeki bileşeniyle y eksenindeki bileşeni aynı hızda gitmiyor arkadaşlar. Burada örnek olarak gösterelim. Bu dikey polarizasyon ve yatay polarizasyon sinyalin. Dikkat ederseniz yatay polarizasyon daha hızlı ilerliyor dikey polarizasyondan. Bu da bir gecikme oluşturuyor. Bu da bir problem oluşturuluyor. Bu kabul edilebilir bir problem. Çünkü biz istiyoruz ki belli bir kalitede olsun sinyal. Kabul edilebilir bir hata payı var. O hata payı içerisinde kabul edilebilir. Bu bahsettiğim doğrusal olmayan etkiler hani tam tersinde etki yapıyordu. Sadece isimlerini yazdım. Ayrıntılar hiç önemli değil. Bilin ki bu doğrusal olmayan etkilerden dolayı tam sıfırlanmış dağılım istemiyoruz. Biraz daha sıfırlanmamış dağılım istiyoruz.
Evet, kablolarda arkadaşlar bir de ayırıcı, birleştirici ve bağlaştırıcı dediğimiz 3 tane yapı var. Ayırıcı, İngilizce splitter diye geçiyor. Aslında bir kabloya iki başka kablo eklenmesi gibi düşünebilirsiniz. Bu sol taraftan gelen sinyal neyse diğer iki uca da aynen gidiyor. Tamamen pasif bir cihaz. Yani tamamen kablo aslında. Bir başka burada ayırma oranı genelde önemli. İki port için 50-50 güç paylaşılır. Yani güç azalır arkadaşlar ayırıcılarda ilerledikçe. Bir de birleştirici dediğimiz yapı var. Bunun tam tersi, iki taraftan alıp sinyalleri birleştiriyor. Bu ayırıcı da arkadaşlar diyelim ki buradan lambda 1 geliyorsa çıkıştan ikisinde de lambda 1 olur. Burada da bir taraftan lambda 1, bir taraftan lambda 2 geliyorsa çıkışta lambda 1 ve lambda 2 beraberce ilerler. Bağlaştırıcı dediğimiz arkadaşlar bu ikisinin birleşimi, birleştiriciyle bir ayırıştırıcıyı yapıyorsunuz. Yani diyelim ki burada aşağıdan lambda 1 geliyor, yukarıdan lambda 2 geliyor. Ne yapıyor bu ikisi ortada? Birleşiyorlar. Peki çıkışa nasıl gidiyorlar? Çıkışta her ikisi de gider. Yani üstte de lambda 1, lambda 2 olur. Aşağıda da lambda 1, lambda 2 olur. Bu tip yapılar bize arkadaşlar diğer büyük cihazları yapmada yardım eder. Örneğin pasif yıldız bağlaştırıcı. Bunu pasif yıldızı anlatmıştım ya. Hani broadcast yapıyordu. Gelen sinyallerin hepsini bütün çıkışlara veriyordu. Onu yapmak için aslında bizim bu birleştiricilere, combiner dediğimiz birleştiricilere, bağlaştırıcılara ve ayırıcılara ihtiyacımız var. Bu en basit yapısı. Biraz problemli bir yapı ama en kolay bu şekilde anlatılabilir pasif yıldız. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bir sinyal girdi. Şu üstteki bir yerden kırmızıyla gösteriyoruz bunu. Bağlaştırıcıdan geçti, öbüründen geçti, öbüründen geçti. Bu coupler dediğimiz bağlaştırıcı da, pardon, bunlar birleştirici. Daha sonra bağlaştırıcıda ne oldu? Bütün çıkışlara gitti, bütün çıkışlara gitti. Buraya kadar geldi. Bundan sonra arkadaşlar ayırıcılara gidecek. Ayırıcı demek bütün çıkışlarına aynı sinyalin gitmesi demek. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde bütün çıkışlarda lambda 1 görünecek anlamı doğuyor. Yani bir tanesinden geleni biz bütün hepsine göndermiş oluyoruz. Bu birçok işte yapıdan geçerek. Başka bir sinyal de diyelim ki aşağıdan gelsin. Bu da aşağıdan geliyor arkadaşlar. İşte burada birleştirici var. Yani şuradan başka bir sinyal geliyor olsaydı bununla birleşerek ilerleyecekti. Sonra bununla birleşerek ilerleyecekti. Buradan birleşip ayrılarak gidecekti. Daha sonra bakın buradan kırmızı geliyor, buradan mavi geliyor. İkisi de iki çıkışı da ilerleyecek. Yani şu mavi yukarıya da aşağıya da devam edecek. Kırmızı da yukarıya da aşağıya da devam edecek. Bakarsanız bu şekilde ilerleyecekler. Yani bütün çıkışlarda hem kırmızı hem mavi dalga boyunu görebileceğiz demektir. Bu şekilde birleştirme yoluyla bu basit kablo yapılarını pasif yıldızı yapıyoruz. O yüzden pasif yıldız için pasif diyoruz. Yani kabloların belli mantıklarla birleştirilmesi demek arkadaşlar. Hiçbir güç ihtiyacı yok. Gelen herhangi bir sinyali bütün çıkışlara veriyor demektir pasif yıldız. Böylece arkadaşlar fiber kabloyu bitiriyoruz. Diğerlerine başlamıyorum. Haftaya devam edeceğiz buna. Buraya kadar olan kısımla ilgili sorusu olan var mı? Fiber kabloyu arkadaşlar şöyle bir özetliyorum. Belli başlı problemlerimiz vardı fiber kabloda. Neydi birinci problem? Zayıflamaydı. Değil mi? Sinyal güç kaybediyordu kablonun içerisinde ilerlerken. İkinci problem neydi? Dağılmaydı. Değil mi? Dağılmanın değişik sebepleri vardı. Bir tanesi mod dağılması, bir tanesi kromatik dağılma, son olarak da polarizasyon mod dağılması. Yani dikey eksenle yatay eksenin farklı hızlarda ilerlemesi diyorduk. Bir başka problemse lineer olmayan arkadaşlar etkiler dediğimiz etkiler vardı. Onlar da sıkıştı.